İlk Aşk Ivan Turgenev Seslendiren Vasfiye Sarıkaya Misafirler dağılalı çok olmuştu. Saat yarımı çaldı. Odada ev sahibiyle Sergey Nikolaevic ve bir de Vladimir Petrovich kaldı. Ev sahibi zile basarak gelen uşaklara sofrayı kaldırmasını söyledi. Sonra koltuğuna iyice yerleşerek sigarasını yaktı. Söz sözdür dedi hepimiz ilk aşkımızın hikayesini anlatacaktık. Hadi sizden başlayalım bari Sergei Nikolayeviç. Sarışın, toparlak, yumuk yüzlü Sergei Nikolayeviç ev sahibine baktı, gözlerini tavana kaldırdı. Benim ilk aşkım olmadı azizim dedi. İkincisinden başladım. Nasıl yani? Öyle işte. İlkin pek cici bir kıza kur yaptım ama bu pek masumane bir iş değildi sonrakiler de öyle. Aslına bakarsanız ömrümde bir kere aşık oldum. 6 yaşındayken dadıma. Bu da o kadar uzakta kaldı ki tam olarak hatırlayamıyorum. Hatırlasam da ilgi çeken şeyler değildi galiba. Peki öyle olsun dedi ev sahibi. Benim de ilk aşkımın hiçbir özelliği yok. Karım Anna Ivanovna ile tanışmadan hiç aşık olmamıştım. Tanıştıktan sonra ailelerimiz evlenmemizi uygun buldu. Çabucak birbirimize ısındık, çok geçmeden evlendik. Aşk hikayem bundan ibaret. Bu konuyu ortaya atarken doğrusu kendimi değil sizleri. İhtiyar demeyelim de genç sayılmayacak bekarlar düşünüyordum. Söz sizin Vladimir Petrovic. Kırkında saçları hafifçe kırlaşmış Vladimir Petrovic biraz düşündü, sonra benim ilk aşkım gerçekten hep dinlediğimiz sıradan aşk hikayelerine benzemez, dedi. Daha iyi ya, anlatın, isteriz, diye atıldı ev sahibiyle Sergei Nikolaevich. Hay hay, memnuniyetle. Yalnız şöyle yapalım, anlatmayı pek beceremem ben. Ya kemküm eder ya da konuyu gevelerim. Lüzumsuz ayrıntılara dalarım. Soğuk, yapmacık bir şey olur. İzin verirseniz hatrımda kalanları bir deftere karalayıp başka bir gün okuyayım size. İlkin razı olmayan arkadaşları sonunda iki hafta sonra buluşmaya karar verdiler. Vladimir Petrovic de sözünde durdu. Hatıralarını getirdi. Defterinde şunlar yazılıydı. 16 yaşındaydım. O sıralar 1883 yılı yazıydı. Ailemle birlikte Moskova'da oturuyorduk. Kaluga ağzında Neskuçnaya kasabasında bir yazlık kiralamıştık. Kendimi sıkmadan yavaş yavaş üniversite imtihanlarına hazırlanıyordum. Evde kimsenin bana karıştığı yoktu. Son olarak bir Fransız eğitmenden de yakası yırınca başıma buyruk oldum. Adamcağız kendi söyleyişiyle Rusya'ya durup dururken bomba gibi düşmüş bir türlü de ısınamamıştı. Sabahtan akşama kadar odasında sırt üstü yatarak asık suratla iç alemine dalardı. Benimle ilgilendiği yoktu. Babam bana karşı müşfikti ama fazlaca üstüme düşmüyordu. Hele annem. Tek çocukları olduğum halde hiç ilgilenmiyordu benimle. Kadıncağız kendi derdindeydi. Babam ondan on yaş küçük, çok yakışıklı bir erkekti. Annemle parası yüzünden evlenmişti. Kadının hayatı çırpınmalar, kıskançlık buhranları içinde geçiyordu. Kocasından ödü koptuğu için üzüntülerini, kızgınlığını açığa vuramazdı. Babam da ona hiç yüz vermiyor, hep sert, soğuk duruyordu. Onun gibi rahat, kendinden emin, başkalarına hakim bir adam görmemiştim. Sayfiye'de geçirdiğim ilk haftalar hala hatırımdadır. Şehirden 9 Mayıs'ta Aziz Nikola gününde taşındık. Bol bol geziyordum. Elimde tek bir satırını okumadığım Kaydonov'un tarihiyle bahçemizde, kasabada, şosede dolaşıp durdum. Kırlara çıkınca o sıralar epeyce bildiğim şiirleri yüksek sesle ezberden okumaya başlardım. Damarlarımda kan kıpır kıpır, yüreğimde hiç sebep yokken tuhaf, tatlı bir sızı vardı.'' İçimde ürkek bir bekleyişle hep aynı hayaller çevresindeydim. Bu duyguların verdiği hüznün etkisiyle bazen gözlerimin yaşardığını saklayamayacağım. Ama yaşama, coşma isteği, baharda fışkıran taze yeşillik gibi bu şairce hüznü bastırıyordu. Bir atım vardı. Kendi elimle eğerleyerek kırlarda tek başıma saatlerce dolaşırdım. Hayvanı dört nala kaldırdığım zamanlar turnuvada dövüşen şövalyelere benzetirdim kendimi. O sıralar belirli bir kadın, bir aşk hayali yoktu içimde. Gene de bütün düşüncelerime, duygularıma yepyeni tatlı bir kadınla karşılaşmak umudu hakimdi. Bütün varlığım, kanımın her damlası bir ön doluydu. Yazdığımızda oturduğumuz köşkten başka tek katlı ufak iki yapı daha vardı. Soldaki ucuz duvar kağıtları yapan bir atölye haline getirilmişti. Sıska, solgun, kirpi gibi dimdik saçlı 10-15 çocuk çalışırdı. Üstü başı yağ içinde boğulanlar cılız gövdelerinin bütün gücüyle dörtgen şeklindeki tahta preslerin kollarını abanıyor, kağıtlara çeşitli desenler basıyorlardı. Sık sık gidip çalışmalarını seyrederdim. Sağdaki yapı geldiğimiz zaman boştu, kiralıktı. 9 Mayıs'tan 3 hafta sonra bir gün boş evin pencereleri açıldı. İçeriden kadın yüzleri göründü. Bir ailenin taşındığını anladık. Annem o gün yemekte sofracımıza yeni komşularımızın kim olduğunu sordu. Prenses Zasekina'nın adını duyunca oldukça saygıyla. Prenses demek dedi. Sonra fakirce bir şey olmalı diye ekledi. Arabaları yok. Üç tek atlı arabayla geldiler. Eşyaları da eften püften. Olsun hiç yok da nedir? Bir komşumuz oldu. Annem sözüne devam edemedi. Babamın soğuk bakışı altında ezildi, sustu. Gerçekten Prenses Zasekina zengin olamazdı. Taşındığı bina o derece köhne, ufak ve basıktı ki az varlıklı bir aile bile burada oturmayı göze alamazdı. Tabii ben o zaman böyle şeyler üzerinde duracak çağda değildim. Unvanlara da önem verdiğim yoktu. O sıralar Schiller'ın Haydutlar kitabını yeni okumuştum. Akşamları tüfeğimi sırtlayıp bahçede kargaları kovalamak en sevdiğim eğlenceydi. Bu kurnaz, faka basmaz yırtıcı kuşlardan öteden beri haz etmezdim. Sözünü ettiğim gün her zamanki gibi bahçeye çıkmıştım. Ama kargalar artık beni iyice tanımıştı. Uzaktan görür görmez kesik çalıklar atarak kaçışıyorlardı. Ben de bahçeyi boşuna arşınlıyordum. Kargaların peşinde yan binanın daracık bahçesini bahçemizden ayıran alçak duvara yaklaştım. Önüme bakarak gidiyordum. Birdenbire kulağıma bir takım sesler geldi. Duvarın öte yanına bakınca şaşkınlıktan olduğum yerde kaldım. Birkaç adım ileride düzlükte Ahududu yeşilliği arasında uzun boylu, ince yapılı bir genç kız duruyordu. Pembe çizgili entari giymiş, başına beyaz eşarp bağlamıştı. Kızı dört delikanlı çevrelemişti. Elindeki çocukların patlangaç dedikleri gri beyaz minik torbacık şeklinde çiçekleri başlarından tutarak delikanlıların alınlarını da patlatıyordu. Gençler alınlarını sırayla hem de pek istekle uzatıyordu. Pembeli kızın hareketleri o kadar çekici, hakim, aynı zamanda tatlı, alaycı ve sevimliydi ki, hayranlık çığlığımı güç tuttum. Bu güzel parmakların benim alnımda da bir çiçek patlatması için neler vermezdim o anda? Tüfeğimi yere düşürdüm. Dünyayı unutarak genç komşumuzu daldım. Zarif endamına, güzel ellerine, beyaz eşarbın altında hafifçe dağılmış sarı saçlarına, Kirpiklerinin gölgelediği gözleriyle narin yanağına bakmaya doyamıyordum. Birdenbire pek yakınımda "Hey delikanlı, tanımadığınız genç kızlara böyle bakmak yakışır mı?" diye bir ses duydum. Fena halde bozuldum. Duvarın ötesinde kısa kesilmiş siyah saçlı bir adam alaycı bakışlarla süzüyordu beni. Pembeli kızla dönüp baktı. Canlı, heyecan dolu bir yüzle bir çift iri gri gözle karşılaştım. Bu yüz birden hareketlendi, güldü. Beyaz dişler ışıldadı. Kaşlar hoş bir şekilde yukarı kalktı. Utancımdan kıpkırmızı oldum. Tüfeğimi yerden kaptığım gibi arkama bakmadan kaçtım. Neşeli babacan bir kahkaha uğurladı beni. Koşarak eve döndüm. Aynı hızla odama daldım, kendimi yatağın üzerine attım. Kalbim kopacak gibi çarpıyordu utanç, heyecan, neşe duyuyordum. Biraz yatışınca kendime çeki düzen vererek çaya indim. Genç kızın hayali gözümden gitmiyordu. Halimde bir başkalık olmalıydı ki babam ''Hayrola bir karga mı vurdun?'' diye takıldı. İlkim bahçede olanı anlatmak istedim. Sonra vazgeçtim. Takılışına gülümseyerek karşılık verdim. Yatarken nedense tek ayak üstünde üç defa döndüm, saçlarımı özenle pomatladım ve bütün gece ölü gibi uyudum. Sabaha karşı uyanarak hayranlıkla etrafa bakındım. İçimde bir başkalık, bir yenilik vardı. İlk düşüncem bunlarla nasıl tanışabilirim oldu. Kahvaltıdan önce bahçeye indim ama duvarın yakınına gitmediğim için kimseyi göremedim. Çayımı içtikten sonra sokağa çıktım. Prensesin evinin önünden bir iki kere geçtim. Pencerelere uzaktan göz atınca kızın yüzünü görür gibi oldum ve korkudan hemen kaçtım. Neskuçnoye'nin önünde alabildiğine uzanan kumlu düzlükte gelişi güzel dolaşırken yüzde yüz tanışmalıyım ama nasıl diye düşünüyordum. Dünkü karşılaşmayı en ufak ayrıntılarına kadar hatırlıyordum. Nedense en canlı hatıra kızın bana gülümsemesiydi. Ben dışarıda tanışma planları kurarken annem yeni komşumuzdan mektup almıştı meğer. Gri kağıda yazılı mektup, mahkeme celplerini, adi şarap şişelerini mühürlemekte kullanılan boz renkli mumla mühürlüydü. Prenses, imla hatalarıyla dolu, itinasız yazılmış mektubunda annemden yardım ve korunmasını rica ediyordu. Onun ve çocuklarının geleceğinin bağlı olduğu bir takım önemli davalarda tesiri dokunacak nüfuzlu ahbaplarımızdan iltimas istiyordu. Bu mektubu iki kibar hanımefendinin tanışıp komşuluk etmesi için vesile saydım. Sözleriyle mektubunu bitiren prenses bize gelmek için müsaade istiyordu. Annemi odasında suratı bir karış buldum. Babam evde yoktu. Akıl danışamadığı için zor durumdaydı kibar bir hanımefendiye, üstelik bir prensese cevap vermemek olamazdı. Fransızca yazmayı uygun bulmuyordu. Rusça imla bakımından o da epey zayıftı. Annem bunu bildiği için küçük düşmek istemiyordu. Beni görünce adeta sevindi. Komşulara git, prensese elimizden geleni yapacağımızı, onu bugün saat 1'e doğru beklediğimi haber ver, dedi. Gizli isteğimin böyle ansızın ve çabucak yerine gelmesi beni hem sevindirdi hem ürküttü. Gitmeden önce odamı uğrayıp yeni bir kravat bağladım. Evde giymekten bıktığım devrik yakalı kısa ceketim yerine yeni redingotumu giydim. Elimde olmadan heyecandan titriyordum. Yan binanın dar, oldukça kirli antresinde ak saçlı bir uşak karşıladı beni. Koyu bakır rengi yüzünde gülmeyen, domuz gözlerini andıran gözleri, alnıyla şakaklarında ömrümde görmediğim derinlikte çizgi ve kırışıklıklar vardı. Elindeki tabakta bir ringanın sadece sert kemiğiyle kuyruğunu gördüm. Çıktı odanın kapısını ayağıyla örterken kısaca ''Ne istiyorsunuz?'' diye sordu. ''Prenses Zasekina evdeler mi?'' Kapının öte yanından tiz, titrek bir kadın sesi. Bonifaci diye duyuldu. Uşak cevap vermedi, kapıya döndü. Ceketinin solukluğunu, eskilikten parladığını, tek kalan armalı düğmenin ne kadar sarı olduğunu fark ettim. Uşak tabağı yere bırakarak içeri girdi. Aynı kadın sesi, "Karakola gittin mi?" Uşak mırıldanarak bir şeyler söyledi. "Ya, kim geldi? Komşunun genç oğlu mu? E buyursun." Odadan çıkan uşak tabağı yerden alırken, ''Konuk salonuna buyurun lütfen efendim.'' dedi. Üstüme başıma çeki düzen verip konuk salonuna girdim. Uşağın konuk salonu dediği alelacele döşenmiş gibi, yoksul mobilyalı, hiç de değerli toplu olmayan küçücük bir odaydı. Pencerenin önündeki bir kolu kırık koltukta, elli yaşlarında, başı açık, çirkin bir kadın oturuyordu. Üzerinde yeşil eski bir giysi, boynunda yün örme alacalı bir şal vardı. Siyah ufak gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Yanına gidip öne eğilerek selam verdim. Prenses Zasekina ile görüşme konuğuna mı erişiyorum? Ta kendisiyle efendim. Siz de Bay V'nin oğlu mu oluyorsunuz? Evet efendim. Annem yolladı beni size. Oturunuz lütfen. Vonifati, anahtarlarımı gördün mü? Neredeler? Yazdığım mektuba annemin cevabını bildirdim Bayan Zasekina'ya. Tombul, kırmızı parmaklarıyla pencerenin pervazında trampet çalarak dikkatle dinledi beni. Sözümü bitirince bir kez daha bakışlarını dikti yüzüme. Neden sonra? Çok güzel, dedi. Kesinlikle geleceğim annenizin ziyaretine. Siz de henüz çok gençmişsiniz, İzninizle kaç yaşında olduğunuz sorabilir miyim? Elimde olmadan bir an durak sayıp karşılık verdim. 16 Prenses cebinden yazılı, yağlanmış birkaç kağıt çıkarıp neredeyse burnunun dibine sokup tek tek ayırmaya başladı. Oturduğu yerde ani bir dönüşle kımıldayarak ''Güzel yıllardır'' dedi. ''Siz de resmiyeti bırakın lütfen, sade bir insanım ben.'' gizleyemediğim bir tiksinmeyle onun çirkin görünüşüne bakarak aşırı sade diye geçirdim içimden. Tom anda konuk salonunun öteki kapısı hızla açıldı. Eşikte bir gün önce bahçede gördüğüm kız belirdi. Kolunu kaldırdı, yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Prenses dirseğiyle kızı göstererek ''Bu da kızım'' dedi. ''Zinaydacığım, komşumuz Bay V'nin oğlu.'' Öğrenebilir miyim adınız neydi? Ayağa kalkıp heyecandan kekeleyerek. Vladimir dedim. Ya baba adınız? Petrovic. Ya bir komiser tanıdığım vardı. Onun da adı Vladimir Petrovic'ti. Vanifati anahtarları aramana gerek kalmadı. Cebimdeymişler. Genç kız başını yana yatırmış, gözlerini hafiften kısmış, dün olduğu gibi gülümseyerek bana bakıyordu. Monsieur Voldemar'ı daha önce görmüştüm diye başladı. Sesinin gümüş tınlaması soğuk bir ürpertiyle tüm bedenimde dolaşmıştı. Size Voldemar dememe izin verir misiniz? Elbette efendim diye mırıldandım. Prenses? Nerede? diye sordu. Küçük prenses annesine cevap vermedi. Gözlerini benden ayırmadan sürdürdü konuşmasını. Şu anda bir işiniz var mı? Yok efendim. Öyleyse yün sarmama yardım etmek ister misiniz? Benimle odama gelin. Başıyla işaret etti bana ve dönüp konuk salonundan çıktı. Arkasından gittim. Girdiğimiz odanın mobilyası biraz daha iyiydi ve büyük bir zevkle döşenmişti. Ama o anda ben bir şey fark edecek durumda değildim rüyadaymışım gibi hareket ediyor. Bedenimin her yerinde neredeyse aptalca gergin bir mutluluk hissediyordum. Küçük prenses oturdu, bir çile kırmızı yün aldı. Tam karşısındaki sandalyede bana yer gösterdikten sonra çileyi dikkatlice açıp kollarıma geçirdi. Bütün bunları bir şey söylemeden, eğlenceli bir biçimde onaylayarak, hafif aralık dudaklarında hep o aydınlık, kurnaz gülümsemesiyle yapıyordu. Yün bükülmüş bir karta sarmaya başladı ve birden öylesine aydınlık, çabucak bir bakışla baktı ki yüzüme, elimde olmadan başımı önüme eğdim. Çoğunlukla yarı kısık duran gözleri olanca iriliğiyle açıldığında yüzü tamamen değişiyor, ışık vurmuş gibi oluyordu. Bir süre bekledikten sonra, ''Dün benimle ilgili ne düşündünüz Monsieur Voldemar?'' diye sordu. Şaşırmıştım. Ben prenses dedim. Ben hiçbir şey düşünmedim. Nasıl düşünebilirim? Bakın diye kesti sözümü. Henüz tanımıyorsunuz beni. Çok tuhaf bir kızım ben. İnsanların bana daima doğruyu söylemelerini isterim. Duydum 16 yaşındaymışsınız. Bense 21. Gördüğünüz gibi sizden çok büyüğüm. Dolayısıyla her zaman doğruyu söylemek zorundasınız bana. Arkasından ekledi ve sözümü dinlemek. Bana baksanıza. Neden yüzüme bakmıyorsunuz? Daha da şaşırmıştım. Gene de başımı kaldırıp baktım yüzüne. Gülümsedi ama önceki gülümseyiş değildi şimdiki. Bambaşka, onaylayıcı bir gülümsemeydi. Sesini tatlı bir biçimde alçaltıp, ''Yüzüme bakın.'' dedi. ''Bunun için kızmam size. Yüzünüzden hoşlanıyorum.'' Dost olacağımızı hissediyorum. Kurnaz bir tavırla ekledi. Peki siz benden hoşlanıyor musunuz? Prenses diye başlayacak oldum. Kesti sözümü. Önce Zinaida Aleksandrovna deyin bana. Sonra çocukların. Düzeltti söylediğini. Gençlerin duygularını gizleme alışkanlığı nedendir bilmem. Büyükler için olağandır bu. Hadi söyleyin. Hoşlanıyor musunuz benden? Benimle böyle açık konuşması gerçi hoşuma gitmişti ama gene de biraz alınmıştım. Karşısındakinin bir çocuk olmadığını göstermek istiyordum ona. Elimden geldiğince rahat, ciddi bir tavır takınıp şöyle dedim. Elbette çok hoşlanıyorum sizden Zinaida Aleksandrovna. Bunu gizlemek niyetinde de değilim. Kısa bir sessizlikten sonra başını salladı, birden sordu. Evde öğretmeniniz var mı? Yok, uzun süredir yok. Yalan söylüyordum. Fransız öğretmenim evden ayrılalı daha bir ay olmamıştı. Oo, bakıyorum bayağı büyümüşsünüz. Hafifçe elime vurdu. Kollarınızı düz tutun. Dikkatle yumağı sarmayı sürdürdü. Bakışını yumaktan kaldırmamasından yararlanıp, önce gizliden sonra giderek daha cesaretle incelemeye başladım onu. Yüzü dün gördüğümden çok daha güzel gelmişti bana. Her şeyiyle zarif, zeki, sevimliydi. Sırtı beyaz perdeli pencereye dönük oturuyordu. Perdeden süzülen güneş ışınları, yumuşak altın sarısı saçlarını, zarif boynunu, yuvarlak omuzlarını ve nefis göğsünü okşuyordu. Ona bakıyordum. Ne kadar değerli, yakın olmuş Doğan da benim için. Onu uzun zamandır tanıyormuşum. Ondan önce hiçbir şey bilmiyormuşum. Benim için hiçbir şey yokmuş gibi geliyordu bana. Üzerinde koyu renk, önlüklü, artık eskimiş bir giysi vardı. Bu giysinin önlüğün her kıvrımını seve seve okşardım. Papuçlarının uçları görünüyordu giysisinin altından. O papuçların önünde sevgiyle yerlere kadar eğilmeye hazırdım. Tanrım, onun önünde oturuyorum işte diye düşünüyordum. Tanıştım onunla. Ne büyük bir mutluluk bu tanrım. Heyecandan neredeyse ayağa fırlayacaktım ama ziyafete konmuş gibi ayaklarımı sallamıştım yalnızca. Suda bir balık gibi mutluydum. Ömrümün sonuna kadar odadan çıkmamaya, sandalyeden kıpırdamamaya hazırdım. Kirpiklerini yavaşça kaldırdı. Aydınlık gözleri gene parladı karşımda ve gene gülümsedi. Parmağını bana gözdağı verir gibi sallayarak tane tane. ''Niçin bakıyorsunuz bana öyle?'' dedi. Kıpkırmızı oldum. Her şeyin farkında, her şeyi görüyor ortaya geçti aklımdan. Nasıl fark etmez, görmez? Bitişik odadan ansızın bir çarpma sesi geldi. Kılıç çakırtısı duyuldu. Prenses seslendi oradan. ''Zinayda, Belovzorov bir kedi yavrusu getirdi sana.'' Kedi yavrusu diye haykırdı Zinayda. Birden ayağı fırladı. Elindeki yumağı kucağıma attı, koşarak çıktı odadan. Ben de kalktım. Çileyle yumağı pencerenin içine bırakıp konuk salonuna geçtim ve şaşkın kala kaldım. Salonun ortasında bacaklarını açıp yere uzanmış tekir bir kedi yavrusu yatıyordu. Zinayda kedinin önünde yere diz çökmüş, başını yavaşça kaldırmaya çalışıyordu. Prensesin yanında, neredeyse iki pencere arasındaki boşluğu kaplamış, sarı kıvırcık saçlı, al yanaklı, patlak gözlü bir süvari subayı duruyordu. ''Ne komik'' diyordu Zinay'da. ''Gözleri de gri değil, yeşil, kulakları da ne kocaman.'' ''Çok teşekkür ederim Victoria Gorich, çok iyisiniz.'' Bir gün önce gördüğüm gençlerden biri olduğunu bir bakışta anladığım subay, Mahmuzlarıyla kılıcını şakırdatarak topuklarını vurdu ve öne eğilerek selam verdi. Dün Tekir, koca kulaklı bir kedi yavrusu istediğinizi söylemiştiniz. İşte getirdim size onu efendim. Sözünüz yasadır benim için. Gene öne eğilerek selam verdi. Kedi yavrusu hafiften miyavladı. Yeri koklamaya başladı. Karnı aç deriz Zinayda. Vonifati, Sonya Süt getirin. O da hizmetçisi kadın, üzerinde eski sarı bir entari, boynunda rengi atmış bir eşarp, elinde süt dolu fincan tabağıyla geldi, tabağı kedi yavrusunun önüne koydu. Yavru titredi. Gözlerini kapayıp sütü şapur şupur içmeye başladı. Zinay da başını neredeyse yere kadar eğdi, yavrunun burnuna yandan iyice sokulup, ''Dili ne kadar kırmızı?'' dedi. Karnı doyunca mırıldanmaya başladı yavru. Nazlı nazlı oynattı patilerini. Zinayda ayağa kalktı. O da hizmetçisine kayıtsız bir tavırla. Götür onu dedi. Süvar subayı güçlü bedenini sıkıca saran yeni üniformasının içinde şöyle bir dikleşip sırıtarak Yavruya karşılık eliniz dedi. Zinayda hem de ikisini diye karşılık verdi. Ve iki elini uzattı ona. Süvari subayı ellerini öperken Zinayda onun omzunun üzerinden bana bakıyordu. Ben olduğum yerde kıpırdamadan dikiliyordum. Gülümsemem mi gerekiyor, bir şey söylemem mi, yoksa öylece susmam mı bilemiyordum. Antreye açılan kapının aralığından birden bizim uşak Fyodor ilişti gözüme. Bir takım işaretler ediyordu bana. Hemen yanına gittim. Ne oldu diye sordum. Fyodor alçak sesle ''Anneniz sizi çağırmam için yolladı beni.'' dedi. Cevabı getirmediğiniz için kızıyorlar. ''O kadar çok mu oyalandım burada?'' ''Bir saatten fazla.'' Şaşırmış gibi. ''Bir saatten fazla ha?'' dedim. Konuk salonuna döndüm. Öne eğilip topuklarımı birbirine vurarak selam verdim. Süvari subayının arkasından bana bakarak sordu küçük prenses nereye gidiyorsunuz? Eve gitmem gerekiyor efendim. Prensese döndüm. Saat 2'de bize geleceğinizi söyleyeceğim anneme. Öyle söyleyin canım. Prenses aceleyle enfiye kutusunu açtı. Tütünü burnuna öyle sesli çekti ki irkildim. Gözlerini kırpıştırarak, hapşırarak tekrarladı. Öyle söyleyin. Bir kez daha öne eğilip selam verdim. Dönüp bir gencin arkasından ona baktıklarını hissettiğinde sırtında duyduğu rahatsız edici duyguyla çıktım konuk salonundan. Zinayda seslendi arkamdan. Bakın ne diyeceğim Mösse Voldemar gene gelin bize ve tekrar güldü. Hiç konuşmayan, canı sıkkın gibi arkamdan yürüyen Fyodorla eve dönerken düşünüyordum. Ne diye hep güler bu kız? Annem sitem etti bana ve o prensesin yanında bunca zaman ne yaptığımı öğrenmek istedi. Hiçbir şey söylemeden odama gittim. Ansızın bir hüzün çökmüştü içime. Ağlamamak için zor tutuyordum kendimi. O süvar sübayını kıskanıyordum. Prenses annemi ziyarete söylediği saatte geldi ama annem hoşlanmamıştı ondan. Buluşmalarında yanlarında değildim. Ama yemekte annem babama Prenses Zasekina'nın çok bayağı bir kadın gibi geldiğini, onun adına bir takım davalar ve işler, şu iğrenç para işleri için prens sergiye başvurmasını rica edip durmasından sıkıldığını anlatıyor. Çok kavgacı biri olsa gerek diyordu. Ama annem bu arada onu kızıyla birlikte yemeye davet ettiğini, kızıyla birlikte sözünü duyunca burnumu neredeyse tabağa sokmuştum ne de olsa komşu sayıldığını, ayrıca bir unvan sahibi olduğunu eklemişti. Bunun üzerine babam anneme, bu kadının nasıl biri olduğunu şimdi hatırladığını söyledi. Gençliğimden tanıyorum ölen prens Zasakin'i. İyi öğrenim görmüş ama boş, abuk subuk biriydi. Paris'te çok uzun süre kaldığı için toplum içinde Parisli derlerdi ona. Çok zengindi ama varlığı yoğunu yitirmişti ve çok daha iyi bir evlilik yapabilecekken nedeni bilinmez ama belki de parası için soğuk soğuk gülümsemişti babam. Yüksek dereceden bir devlet memurunun kızıyla evlenmişti. Evlendikten sonra yasal olmayan işlere girişti. Sonunda sıfırı tüketti. Annem "Kadın iyi ki borç para istemedi benden." dedi. Babam "Sakin. Çok olasıdır." diye karşılık verdi. Fransızca biliyor mu? Çok kötü. Hmm, fark etmez. Yanılmıyorsam kızıyla birlikte onu yemeğe davet ettiğini söyledin. Kızının çok sevimli, iyi eğitim görmüş bir kız olduğunu duymuştum. Ya, demek annesine çekmemiş. Babasına da, dedi babam. Babası da iyi eğitim görmüş biriydi ama aptaldı da. Annem derin bir soluk aldı, düşünceye daldı. Babam sustu. Bu konuşma süresince ben hiç rahat değildim. Yemekten sonra bahçeye çıktım ama tüfeğimi yanıma almamıştım. Zasekinlerin bahçesine yaklaşmayacağıma kendime söz vermiştim ama önüne geçilmez bir güç oraya sürükledi beni. Boşuna da değilmiş. Çite daha yaklaşmamıştım ki Zinayda'yı gördüm. Bu kez yalnızdı. Elinde bir kitap vardı. Bahçede yavaş yavaş yürüyordu. Beni fark etmemişti. Neredeyse görmezlikten gelecektim onu ama birden kararımı değiştirip öksürdüm. Zinayda döndü ama durmadı. Yuvarlak hasır şapkasının geniş mavi kurdelesini eliyle önünden çekip bana baktı. Hafifçe gülümsedikten sonra başını tekrar kitabına çevirdi. Kasketimi çıkardım. Olduğum yerde bir süre durduktan sonra kalbim kırık yürüdüm. Tanrı bilir neden. Fransızca onun için neyim ben diye düşünüyordum. Arkamda tanıdık bir ayak sesi duydum. Dönüp baktım. Babam çevik, rahat yürüyüşüyle bana doğru geliyordu. Küçük prenses miydi o diye sordu. Evet, tanışıyor musun onunla? Bu sabah prensesin yanında gördüm onu. Babam durdu. Topuklarının üzerinde hızla geri dönüp yürüdü. Zinayda'ya yaklaşınca kibarca öne eğilerek selam verdi. Zinayda da aynı şekilde karşılık verdi. Ama yüzünde hafif bir şaşkınlık da yok değildi ve kitabı indirdi. Babamın arkasından nasıl baktığını gördüm. Babam her zaman kendini özgü, sade ve çok şık giyinirdi. Ama endamı daha önce hiç o kadar biçimli gelmemişti bana. Kül rengi şapkasının kırlaşmaya yüz tutmuş başında o kadar güzel durduğunu da hiç fark etmemiştim. Zinayda'ya doğru yürüyecek oldum ama o dönüp bakmadı bile bana. Tekrar kaldırdı kitabını, okuyarak uzaklaştı. O akşamı ve ertesi günün sabahını hüzünlü bir uyuşukluk içinde geçirdim. Hatırlıyorum, çalışmayı deniyordum, kaydanova alıyordum elime ama ünlü ders kitabının geniş aralıklı satırlarını da, sayfalarını da hayal meyal görüyordum. Sezar cesur bir komutandı, cümlesini peş peşe on kez okudum. Bir şey anlamayınca kaldırdım attım kitabı. Öğlen yemeğinden önce gene pomat sürdüm, gene kravat taktım, redingotumu giydim. Neden öyle giyindin diye sordu annem. Üniversiteye girmedin daha. Sınavı kazanıp kazanamayacağını da Tanrı bilir. Ceketini yeni diktirmedik mi? Atacak mıyız onu? Neredeyse umutsuzluk içinde. Yemeğe konuklar gelecek diye mırıldandım. Saçma. Konuk mu sayılır onlar? Annemin dediğini yapmak zorundaydım. Redingotumu çıkarıp ceketimi giydim ama kravatımı çıkarmadım. Prensesle kızı yemekten yarım saat önce geldiler. Yaşlı kadın bir gün önce gördüğüm yeşil giysisinin üzerine sarı bir şal almıştı. Başında da ateş kırmızısı kurdeleli modası geçmiş bir şapka vardı. Hemen bonalarından söz etmeye başladı. İçini çekti, yoksulluğundan yakındı ama mağrur tavrını da hiç bırakmadı. Gene öyle sesli çekiyordu tütünü burnuna. Sandalyenin üzerinde gene öyle rahat dönüp duruyordu. Bir prenses olduğunu aklına bile getirmediği belliydi. Ama Zinayda gerçek bir küçük prenses gibi son derece ağırbaşlı, Handi ise kibirliydi. Yüzünde soğuk bir kıpırtısızlık vardı. Mağrurdu. Tanıyamamıştım onu. Bakışını da gülümsemesinde tanıyamamıştım. Ama bu yeni görünüşüyle çok daha güzel gelmişti bana. Açık mavi çiçekli, ince ipekli bir giysi vardı üzerinde. Uzun bukleli saçları İngiliz stili, yanaklarından aşağı dökülüyordu ki bu saç biçimi yüzündeki soğuk ifadeye çok iyi gidiyordu. Yemekte babam sürekli onun yanında oturdu ve kendisine özgü zarif, sakin kibarlığıyla ilgilendi komşusuyla. Arada bir başını çevirip bakıyordu Zinayda'nın yüzüne. Kız da seyrek olarak bakıyordu ona. Ama Zinayda'nın bakışı çok tuhaf ve neredeyse düşmancaydı. Fransızca konuşuyorlardı. Zinayda'nın temiz Fransızca telaffuzuna şaşırdığımı hatırlıyorum. Prenses öncesinde olduğu gibi yemek masasında çok rahattı. Durmadan yiyor, yemekleri övüyordu. Annemin ondan sıkıldığı belliydi sorularına bir çeşit umursamaz küçümsemeyle karşılık veriyordu. Babamsa hafifçe kaşlarını çatıyordu. Annem Zinayda'dan da hoşlanmamışa benziyordu. Ertesi gün şöyle diyordu. Pek burnu büyük. Hem de neyiyle gururlanıyor? Şuh görünümüyle. Anlaşılan hiç şuh görmemişsin sen, dedi babam. Şükürler olsun ki görmedim. Elbette şükürler olsun, Öyleyse nasıl suçlayabiliyorsun onları? Zinayda en küçük ilgi göstermemişti bana. Masadan kalkınca prenses hemen vedalaşmıştı. Ayrılırken sözcükleri uzatarak annemle babama şöyle demişti. Yardımlarınızı bekliyorum Maria Nikolaevna. Sizin de Piotr Vasiliç. Ne yaparsınız? Bir zamanlar neydik, ne olduk? Hiç hoş olmayan bir kahkaha atıp eklemişti. Saygı değer hanımefendi böyle oldu işte. Yiyecek ekmeğin yoksa onurun adı mı olur? Babam saygıyla öne eğilerek salonun kapısına kadar geçirdi onu. Ben kısa ceketimin içinde salonun ortasında dikiliyor, idam kararı verilmiş biri gibi önüme yere bakıyordum. Zinayda'nın bana karşı davranışı büsbütün öldürmüştü beni. Oysa gitmek üzere yanımdan geçerken çabuk, gözlerinde önceki okşayıcı ifadeyle bana şöyle fısıldadığında ne kadar şaşırmıştım. Saat sekizde bize gelin. Duydunuz mu? Bekleyeceğim. Yalnızca kollarımı iki yana açmıştım. Beyaz eşarbını başına alıp uzaklaşmıştı yanımdan. Saat tam sekizde, üzerimde redingotum, saçlarım sorguç gibi kabartılmış vaziyette, prensesin kiraladığı bölümün antresine girdim. Yaşlı uşak canı sıkkın baktı bana. İsteksizce kalktı oturduğu tahta sıradan. Konuk salonundan neşeli sesler geliyordu. Kapıyı açmamla şaşkınlık içinde geri çekilmem bir oldu. Küçük prenses salonun ortasında bir sandalyenin üzerinde ayakta duruyordu. Elinde bir erkek şapkası vardı. Sandalyenin çevresinde beş erkek toplanmıştı. Ellerini şapkanın içine sokmaya çalışıyorlardı ama Zinay da sallayarak hemen yükseğe kaldırıyordu şapkayı. Beni görünce bağırdı. Durun durun yeni bir konuk geldi. Ona da bir bilet vermeliyiz. Yavaşça atladı sandalyeden, redingotumun kolundan tuttu. Hadi gelin ne duruyorsunuz? Beyler izninizle tanıştırayım. Komşumuzun oğlu Monsieur Voldemar. Bana dönüp konuklarını sırayla göstererek ekledi. Kont Malevski, Doktor Leşin, Şair Maydanov, oradan Ayrılmış Yüzbaşı Nirmatski ve daha önce tanıştığınız süvari subayı Belov Rozov. Umarım birbirinizi seversiniz. Öylesine bozulmuştum ki hiçbirine selam bile verememiştim. Doktor Leşin'i tanımıştım. Bahçede beni öylesine acımasızca utandıran o sözü söyleyen kara saçlı baydı. Ötekileri ilk kez görüyordum. Kont diye ekledi Zinayda. Monsieur Voldemar'a bir bilet yazın. Şık giyimli kont, kahverengi gözleri anlamlı bakan, küçük beyaz burunlu, küçük ağzının üzerinde ince bıyıklı, yakışıklı, esmer bir adamdı. Polonyalı aksanıyla itiraz etti. Ama haksızlık bu, oyunda yoktu. Belovzorov'la ordudan ayrılmış yüzbaşı olduğu söylenen 40 yaşlarında, yüzü çirkin derecede çilli, saçları zencilerinki gibi kıvırcık, omuzları kalkık, çarpık bacaklı, üzerinde apoletsiz, öne açık bir subay ceketi olan konuk itiraz ettiler. Haksızlık olur bu. Küçük prenses, bilet yazın diyorum size diye tekrarladı. Baş mı kaldırıyorsunuz yoksa? Voldemar ilk kez katılıyor aramıza. Dolayısıyla bugün kendisi için yasa geçerli değil. İtiraz istemem. Homurdanıp durmayın. Yazın dedim. Yazın. Ben öyle istiyorum. Kont omuz silkti. Ama gene de uysal bir tavırla başına etti. Yüzüklerle süslü beyaz eliyle kalemi alıp bir parça kağıt kopardı. Yazmaya başladı. Lüşin alaycı bir tavırla. İzin verin bari neyini oynadığımızı anlatayım Bay Voldemar'a dedi. Yoksa şaşırıp kalacak. Gördüğünüz gibi oyun oynadık genç adam. Küçük prenses cezaya kaldı ve kimin bileti çıkarsa o küçük prensesin elini öpme hakkını kazanacak. Ne dediğimi anladınız mı? Yalnızca baktım Lüşin'in yüzüne. Şaşkın, olduğum yerde dikilmeyi sürdürüyordum. Bu arada küçük prenses gene çıktı sandalyenin üzerine. Elindeki şapkayı sallamaya başladı. Herkes şapkayı yakalamaya çalışıyordu. Ben de katıldım onlara. Küçük prenses ufak gözleri bulanık bakan, siyah saçları aşırı uzun, sıska yüzlü, uzun boylu genç adama seslendi. Maydanov bir şair olarak yüce gönüllülük göstermeli ve hakkınızı Bay Voldemara bırakmalısınız. Böylece onun bir yerine iki şansı olur. Ama Maydanov saçlarını savurarak hayır anlamında salladı başını. Şapkaya en son ben soktum elimi. Kağıdı alıp açtım. Tanrım Öp yazısını gördüğüm anda ne oldum bilemiyorum. Elimde olmadan öp diye haykırmışım. Küçük prenses bravo dedi. O kazandı. Buna çok sevindim. Sandalyeden indi. Gözlerimin içine öyle tatlı baktı ki kalbim durdu sandım. Sonra sordu bana. Siz de sevindiniz mi? Ben mi? diye kekeledim. Tam kulağımın dibinde Belovzorov'un sesi yükseldi. O bileti bana verin, size yüz ruble vereyim. Süvar subayına öyle bir öfkeyle baktım ki, Zinayda alkışladı beni. Lüşin aferin diye haykırdı. Sonra şöyle dedi. Ancak protokol görevlisi olarak kuralların yerine getirilmesinden ben sorumluyum. Monsieur Voldemar, bir dizinizin üzerine çökünüz, oyunumuzun kuralı öyle da karşımda duruyordu. Sanki beni daha iyi görebilmek için başını biraz yana yatırmış, mağrur bir tavırla elini bana uzatmıştı. Gözlerim kararmıştı. Bir dizimin üzerine çökmeye çalışıyordum. İkisinin birden üzerine düştüm. Sinayda'nın parmaklarına dudaklarımı öylesine beceriksiz bir biçimde dokundurmuştum ki tırnağı burnumun tepesini hafifçe çizmişti. Lushin, harika diye haykırdı. Ayağa kalkmama yardım etti. Oyun devam ediyordu. Zinay da yanına oturttu beni. Ne tuhaf cezalar uyduruyordu. Bir ara heykel olmak cezası geldi aklına. Heykelin kaidesi olarak da kendine çirkin Nirmatski'yi seçti. Yüzükoyun koyun yere uzanmasını, çenesini göğsünün üzerine bastırmasını emretti. Kahkahalar bir an susmuyordu. Benim gibi evin tek çocuğu, sık eğitim görmüş, konakta, ciddi koşullar altında yetişmiş bir çocuk için bütün bu gürültü, bağırış çağırış, bu teklifsiz, hangi çılgın neşe, tanıdık olmayan insanlarla bu görülmemiş ilişki baş döndürücüydü. Şarap içmişim gibi sarhoştum. Ötekilerden daha yüksek sesle kahkahalar atmaya, konuşmaya başlamıştım. Öyle ki Iverski kapısından görüşmek için çağırdığı bir memurla bitişik odada konuşan yaşlı prenses bana bakmak için yanımıza gelmişti. Ama ben kendimi öylesine mutlu hissediyordum ki nasıl desem hiç kimsenin ne diyeceğini düşündüğüm bana ters bakmasını umursadığım yoktu. Zinayda her şeyde beni yeğlemeyi sürdürüyordu. Yanından ayırmıyordu beni bir cezada onunla yan yana oturup üzerimizi ipek şalla örtmemiz gerekti. Orada ona bir sırrımı açıklamak zorundaydım. Hiç unutmam, başlarımızı birden havasız, yarı saydam, hoş kokulu bir karanlıkta bulmuştuk. O karanlıkta nasıl ışıl ışıldı gözleri, dudaklarından sıcak soluğu nasıl vuruyordu yüzüme, dişleri nasıl parlıyordu, saçları nasıl dokunuyordu bana, yakıyordu beni. Susuyordum. Zinayda esrarlı bir biçimde gülümseyerek kurnaz kurnaz bakıyordu yüzüme. Sonunda fısıldadı kulağıma. Hadi söylemeyecek misiniz? Bense sadece kıpkırmızı kesilerek güldüm. Başımı öte yana çevirdim. Güçlükle soluk alıyordum. Sonunda oyundan sıkıldık, ip oynamaya başladık. Aman tanrım! Bir ara dalgınlığıma gelmişti. Zinayda elime kuvvetlice vurmuştu. Sonra gene vursun diye hep dalmış gibi yapmaya başlamıştım ama uzattığım elime bilerek bir daha vurmamıştı. O akşam neler yapmadık ki? Piyano çaldık, şarkılar söyledik, dans ettik, çingeneler gibi eğlendik. Nirmatski'yi ayıklığına soktuk, tuzlu su içirdik ona. Kont Malevski oyun kağıtlarıyla çeşitli hileler gösterdi. Sonunda Vistoy'nun da desteği öyle kardı ki bütün kozları kendine aldı ve bunun üzerine Lushin yürekten kutladı onu. Maydanov, siyah kapağında kan kırmızı harflerle şiirin adının yazılacağı bir kitap olarak yayınlamayı düşündüğü Katil Kadın şiirinden, son derece romantik bir şiirdi bu, bölümler okudu. Iverski kapısından gelen kahyanın dizinin üzerindeki şapkasını kapıp sakladık. Geri alabilmek için de bize kazak dansı yapmak zorunda kaldı. İhtiyar Vonifati'nin başına bağcıklı kadın takkesi geçirdik. Küçük prenses erkek şapkası giydi. Yaptıklarımızın hepsini saymak olanaksız. Yalnızca Belozorov bir köşede duruyor, somurtuyordu. Arada bir kanlanıyordu gözleri, kulaklarına kadar kızarıyordu. O anda sanki üzerimize atıldı atılacak, hepimizi paramparça edecekti. Ama küçük prenses parmağını göz daha verir gibi sallıyordu ona. Belozorov da hemen köşesine çekiliyordu gene. Sonunda yorgun düştük. Barışmaların hiçbirinden rahatsız olmadığını söyleyen yaşlı prenses bile artık yettiğini, yorulduğunu, dinlenmek istediğini söyledi. Gecenin saat 12'sinde eski, kurumuş peynirden, soğuk bir takım böreklerden, dilimlenmiş jambondan, Hepsi de ballı börekten daha lezzetli gelmişti bana. Oluşan emek verildi. Yalnızca bir şişe şarap vardı. O da simsiyah, kalın ağızlı tuhaf bir şişeydi. İçindeki şarap da pembe gibiydi sanki ama hiç kimse içmedi ondan. Ek binadan çıktığımda yorgunluktan bitkin ama çok mutluydum. Vedalaşırken Zinayda kuvvetlice elimi sıkmış ve gözlerimin içine bakarak gene esrarlı esrarlı gülümsemişti. Ateş gibi yanan yüzüme gecenin hoş kokulu, ıslak serinliği vurdu. Fırtına çıkacağı benziyordu. Kara bulutlar toplanmaya, gökyüzünde süzülmeye başlamıştı, soluk çizgilerinin değişimi görülebiliyordu. Rüzgar karanlıkta da ağaçların dallarında oluyordu. Uzaklarda, ufkun ötesinde bir yerlerde gök sanki kendi kendine derinden öfkeyle homurdanıyordu. Arka kapıdan odama çıktım. Oda hizmetçim döşemeye uzanmış uyuyordu ve adımımı atıp üzerinden geçmem gerekti. O sırada uyandı. Beni görünce annemin gene çok kızdığını, beni çağırması için onu yollamak istediğini ama babamın engel olduğunu söyledi. Anneme iyi geceler demeden, onun doğasını almadan hiçbir zaman yatmazdım. Bu durumda yapabileceğim bir şey yoktu. Hizmetçime kendim soyunup yatacağımı söyledim. Bunu söndürdüm. Ama soyunup yatmadım. Sandalyeye çöküp büyülenmiş gibi uzun süre oturdum. Duygularım öylesine yeni, öylesine tatlıydı. Belli belirsiz çevreme bakınarak kıpırdamadan oturuyordum derin derin soluyor ancak arada bir olanları hatırlayarak sessizce gülümsüyor. Arada bir aşık olduğumu hissediyor. Kendi kendime işte aşk bu diyerek için için ürperiyordum. Karanlıkta Zinayda'nın yüzü usulca beliriyordu karşımda ve kaybolmuyordu. Dudakları gene öyle esrarlı gülümsüyor, gözleri biraz yandan sorar gibi, ondan ayrılırken baktığı gibi dalgın, sevgiyle bakıyordu bana. Neden sonra kalktım. İçimi doldurmuş duyguları sert bir hareketimle sarsmaktan korkmuş gibi parmaklarımın ucuna basarak usulca gittim yatağıma. Soyunmadan başımı yastığa bıraktım. Yattım ama gözlerimi kırpmamıştım bile. Ansızın odamda aralıklarla bir takım zayıf ışımaların olduğunu fark ettim. Doğrulup pencereye baktım. Pencerenin çerçevesi camlardan gelen gizemli Ulanık bir ışımayla aydınlanıyordu. Fırtına diye geçirdim içimden. Gerçekten de fırtınaydı ama çok uzaktan geçiyordu. Öyle ki gök gürültüsü duyulmuyordu bile. Yalnızca aralıksız olarak cılız, uzun dallara ayrılan şimşekler çakıyordu gökyüzünde. Ama can çekişen bir kuşun kanat çırpmasından bile güçsüz çakıyorlardı. Kalkıp pencereye gittim. Sabaha kadar dikildim önünde. Bir an durmuyordu şimşeklerin çakması. Halk arasında serçe gecesi dedikleri gecelerden biriydi. İlerideki sakin kumluğa, Neskuçnay'ın karanlık kütlesine, uzaktaki şimşek her çaktığında onun cılız ışınmasında sanki titriyorlarmış gibi görünen sarı yapılara bakıyordum. Bakıyordum, ayrılamıyordum pencerenin önünden. Bu sessiz şimşekler bu hafif ışımalar içimdeki dilsiz, esrarlı parlamalara karşılık veriyordu sanki. Ortalık aydınlanmaya başlamıştı. Şafak söküyor, gökyüzü yer yer kızıla bürünüyordu. Güneş doğmak üzereyken her şey aydınlandı. Şimşekler zayıfladı, giderek daha seyrek çakmaya başladı, doğan günün kesin aydınlığında nihayet bütünüyle kaybolup gitti. O zaman benim içimdeki şimşekler de dindi. Büyük bir bitkinlik vardı üzerimde ve dinginlik. Ama Zinayda'nın hayali hala içimdeydi. Yalnızca onun hayali bile, bataklığın otlar arasından yükselip havada süzülen ve etrafındaki çirkinliğini bir çırpıda siliveren bir kuğu gibi huzur veriyordu bana. Uykuya dalmak üzereyken vedalaşmak üzere son bir kez daha güvenle bıraktım kendimi o hayale. Ah, tatlı duygular, yumuşak seslenişler, duygulu bir kalbin iyiliği ve huzuru, aşkın ilk heyecanının eriyen sevinci. Nerelerdesiniz? Kahvaltıya indiğimde annem çıkıştı bana. Yine de beklediğimden azdı ve dün gece neler yaptığımı anlattırdı. Birçok ayrıntıyı atlayıp her şeye masum bir görünüm vermeye çalışarak kısaca anlattım. Annem, ama gene de uygun insanlar değil onlar, dedi. Onlarla sıkı fıkı olmaman gerekiyor. Sınavına hazırlansan daha iyi edersin. Annemin benim derslerimle ilgili endişesinin bu birkaç sözcükle sınırlı olduğunu bildiğimden ona itiraz etmeyi gerekli görmedim. Ama kahvaltıdan sonra babam koluma girip bahçeye çıkardı beni. Zasekinalarda gördüklerimi anlatmamı istedi. Babamın üzerimde tuhaf bir etkisi vardı. Aramızdaki ilişki de tuhaftı. Öğrenimimle hemen hiç ilgilenmez, hiçbir zamanda çıkışmazdı bana. Özgürlüğüme önem verirdi. Hatta deyim yerindeyse bana karşı çok nazikti. Ancak kendisine yakınlaşmama izin vermezdi. Severdim onu, onu hayranlıkla izlerdim. Örnek bir erkekti benim için. Tanrım, beni hep ittiğini hissetmeseydim ne büyük bir tutkuyla bağlanırdım ona. Ayrıca canı istediğinde neredeyse bir dakikada tek sözcüğüyle, tek hareketiyle içimde kendisine sınırsız bir güven uyandırabiliyordu. Hemen ardına kadar açılıyordu ona ruhumun kapıları. Mantıklı bir arkadaşmış, hoşgörülü bir akıl hocasıymış gibi çenem düşüyordu karşısında. Sonra gene öyle birden arkasını dönüyordu bana, uzaklaşıyordu. Elleri okşayarak yumuşakça da olsa tekrar itiyordu beni. Kimi zaman neşelendi olurdu. O zaman tıpkı bir çocuk gibi benimle oynamaya, şakalaşmaya hazır olurdu. Bedensel her türlü sert hareketi severdi. Bir keresinde ama yalnızca bir kere öylesine şefkatle okşamıştı ki beni Acımdan ağlamamak için zor tutmuştum kendimi. Ama sonra neşesi de şefkati de kaybolup gitmişti. Rüyamda görmüşüm gibi geleceğimize dair en küçük bir umut vermemişti bana bu olay. Bazen onun zeki, güzel, aydınlık yüzüne baka kaldığım oluyordu. Kalbim çarpmaya başlıyor. Tüm varlığımla ona doğru atılmak geliyordu içimden. Ruhumda olan biteni hissediyordu sanki yanağımı şöyle bir okşayarak geçiyordu yanımdan. Ya uzaklaşıyordu yanımdan, ya bir şeyle ilgilenmeye başlıyor ya da buz kesiyordu. O öyle yaptığında ben de içime kapanıyor, buz kesiyordum. Bana seyrek olarak gösterdiği yakınlığının nedeni, sessiz ama anlaşılır yakarışlarım değildi. Daima beklenmedik anlarda yaklaşıyordu bana. Daha sonraları babamın kişiliği üzerine düşündüğümde şu kanıya varmıştım. Beni de ailesini de umursadığı yoktu. Başka bir şeyi özlüyor, o şeyin tadını çıkarmak istiyordu. Bir gün bana şöyle demişti. Elde edebileceğin şeyleri kendin elde et. Kimsenin eline bakma. Kendine ait olmak. Yaşamın özü bundadır işte. Bir başka gün Genç bir demokrat olarak onun yanında özgürlükten söz etmeye başlamıştım. Onunla her şeyin konuşulabileceği, iyi olduğu günlerden biriydi. Özgürlük diye tekrarladı. Peki insana özgürlüğü neyin kazandırdığını bilir misin? İrade, kişisel irade. Özgürlükten de değerli olan iktidarı kazandırır insana. İstemesini bilirsen özgür olursun. Sen komuta edersin. Babamın her şeyden önce ve en çok istediği yaşamaktı. Yaşıyordu da. Belki de yaşamın özünden yeterince faydalanamayacağını hissediyordu. 42 yaşında öldü. Zasekina'yı ziyaretlerimi olduğu gibi anlattım babama. Bankta oturmuş, elindeki çubukla kumda bir şeyler çizerek yarı dikkatli, yarı dalgın dinliyordu beni. Arada bir yüzüme bakarak neşeyle gülümsüyor, kısa sorularla İtirazlarla beni daha ayrıntılı anlatmaya zorluyordu. Başlangıçta Zinayda'dan ona söz etmemeye bile kararlıydım. Ama tutamadım kendimi. Zinayda'yı anlatmaya başladım. Babam gülümsüyordu. Sonra bir süre düşündü, gerindi, kalktı. Evden çıkarken atını hazırlamalarını söylediğini hatırlamıştım. İyi biniciydi. Bayra reyden çok önceleri, en vahşi atları ehlileştirirdi. Ben de seninle gelebilir miyim babacığım diye sordum. Hayır diye karşılık verdi. Yüzü gene her zamanki ilgisiz ve müşfik ifadeyle kaplanmıştı. İstiyorsan yalnız git. Arabacıya da benim arabayla gitmeyeceğimi söyle. Dönüp hızlı adımlarla uzaklaştı yanımdan. Arkasından bakıyordum. Avlu kapısından çıktı, şapkasını görüyordum çit boyunca, gitti ve zasekinaların bahçesine girdi. Bir saat kadar kaldı orada ama oradan çıkınca eve gelmedi. Doğruca kente gitti ve ancak akşama doğru döndü. Ben de ancak yemekten sonra gittim zasekinalara. Yaşlı prensesi konuk salonunda tek başına buldum. Beni görünce elindeki şişi başlığının altına sokarak başını kaşıdı, ve birden yazdığı dilekçeyi temize çekip çekemeyeceğimi sordu. Seve seve diye karşılık verip bir sandalyeye iliştim. Prenses bana kargacık burgacık yazılı bir kağıt uzatıp ama dikkat edin harfler iri olsun dedi. Bugün yazabilecek misiniz anam babam? Bugün temize çekerim efendim. Bitişik odanın kapısı belli belirsiz aralandı. Aradan Zinayda'nın soluk dalgın yüzü göründü saçlarını gelişi güzel arkada toplamıştı. Soğuk, iri gözleriyle bana baktıktan sonra kapıyı usulca kapadı. Yaşlı kadın, Zinayda, Zinaydacığım diye seslendi. Ama karşılık vermedi Zinayda. Yaşlı kadının dilekçesini alıp eve döndüm ve gece geç saatlere kadar onu temize çektim. Tutkum o gün başladı. Hatırlıyorum. Memuriyete yeni girmiş birinin ilk gün hissetmesi gereken şey gibi bir şey hissediyordum. Yalnızca bir genç değildim artık. Aşık bir gençtim. Tutkumun o gün başladığını söyledim ya, aslında acılarımın da aynı gün başladığını eklemem gerekirdi. Zinayda yanımda değilken bunalıyordum. Hiçbir şey gelmiyordu aklıma. Her şey elimden düşüyordu. Günlerce hep Zinayda'yı düşünüyordum. Acı çekiyordum. Ama onun yanındayken daha rahat olmuyordum. Kıskanıyordum. Kendi hiçliğimi hissediyordum. Aptalca şişiniyor, aptalca yaltaklanıyordum. Ama gene de önüne geçilmez bir kuvvet ona doğru çekiyordu beni ve her seferinde odasının eşiğinden içeri adımımı atarken elimde olmadan mutluluktan titriyordum. Zinay da ona aşık olduğumu hemen anlamıştı. Zaten ben de gizlemeye çalışmıyordum. Tutkumla eğleniyor, oynuyor, beni şımartıyor, acı çektiriyordu bana. Başkalarının en büyük sevinçlerinin sessiz ve kendinden emin tek kaynağı olmak insana haz verir. Bir başkasına en derin acıları tattırmaktan da aynı hazı duyabilir insan. Zinayda'nın elinde yumuşak bal mumu gibiydim ama yalnız ben değildim ona aşık olan evine gelen bütün erkekler onun için deli oluyordu. Zinayda hepsini ayaklarının dibinde bağlı tutuyordu. Onlar da kimi zaman umut, kimi zaman endişe yaratmaktan hoşlanıyor, kaprisleriyle parmağında oynatıyordu onları. Buna da şu adı vermişti. İnsanları kafa kafaya tokuşturmak. Onlar da itiraz etmeyi geçirmiyorlardı akıllarını. isteyerek boyun eğiyorlardı. Tüm benliğinde canlı ve güzel olan her şeyinde kurnazlığın, kayıtsızlığın, yapmacıklıkla doğallığın, sakinlikle canlılığın karışımı olan ve onu daha da çekici kılan bir şey vardı onda. Yaptığı, söylediği her şeyde, her davranışında ince, yumuşak bir büyü, ona özgü kıpır kıpır bir güç vardı. Yüzü sürekli kıpırdıyor, her an değişiyordu yüzünde aynı anda hem alaycı hem düşünceli hem de tutkulu bir anlatım alıyordu. Çeşitli duygular güneşli rüzgarlı bir günde bulutların gökyüzünde koşuştuğu gibi gözlerinde ve dudaklarında hafifçe hızla koşuyordu. Her aşı gerekliydi Zinayda'ya. Bazen benim vahşi hayvanım, bazen de sadece benimki dedi Belovzorov, onun için seve seve kendini ateşe atardı. Belovzorov zekasına ve öteki yeteneklerine güveni olmamasına karşın, ötekilerin ciddi olmadıklarını, yalnızca konuştuklarını ima ederek Zinayda'ya sürekli evlenme önerisinde bulunuyordu. Maydonov Zinayda'nın ruhunun şiir tellerine dokunuyordu. Her sanatçı gibi oldukça soğuk biriydi Maydonov. Durmadan Zinaydayı, bu arada belki kendini de ona taptığına inandırmaya çalışıyor ona olağanüstü içten bir heyecanla sonu gelmeyen şiirler okuyordu. Zinayda acıyordu ona, neredeyse alay da ediyordu onunla. Ona inanmıyor, şiirlerini okumaya başladığında kendi deyimiyle havayı temizlemek için Puşkin'den bir şiir okumasını istiyordu. Konuşması alaycı, açık saçık olan Doktor Lushin, yüzüne karşı da arkasından da onun için demediğini bırakmamasına karşın, Zinayda'yı herkesten iyi tanıyor ve herkesten çok seviyordu. Zinayda da ona saygı duyuyor ama karşısında geri çekilmiyordu. Ayrıca arada bir için için aşırı öfkeli bir haz duyarak Lushin'e onun davucunun da içinde olduğunu hissettiriyordu. Benim yanımda bir gün şöyle demişti Lushin'e. Kalpsiz bir koket ben, numaracıyım, pekala öyle olsun. Haydi elinizi uzatın bana, bir toplu iğne batıracağım elinize. Ama şu genç adamdan utanacağınız için acı duysanız bile doğruca bayım benim, gülmeye başlayacaksınız. Lushin'in yüzü kızarmış, öte yana dönüp dudaklarını ısırmaya başlamışsa da elini Zinayda'ya uzatmıştı. Zinayda batırmıştı toplu ve gerçekten de gülmeye başlamıştı Lüşin. Lushin. Lushin'in boşuna sağa sola kaçırmaya çalıştığı gözlerine bakarak Toplu iğneyi oldukça derine batırırken Zinayda da gülmüştü. Hiç anlayamadığımda Zinayda ile Kont Malevski arasındaki ilişkiydi. Yakışıklıydı Malevski, uyanık ve zeki bir insandı ama benim 16 yaşında bir çocuğun bile gözünden kaçmayan, kuşku uyandıran bir şey, bir sahtelik hissediyordum onda ve bunu Zinayda'nın nasıl olup da sezemediğini aklım almıyordu. Belki bu sahteliği sezinliyordu da önemsemiyordu. Aldığı düzensiz eğitim, tuhaf tanışıklıklar, alışkanlıklar, annesinin sürekli yanında olması, evdeki yoksulluk, düzensizlik. Genç kızın sahip olduğu özgürlükten ve çevresini kuşatmış erkekler üzerindeki üstünlüğünden başlayarak her şey, onda belki de bir çeşit yarı küçümser bir umursamazlık, bir doyum yaratmıştı. Neler olmuyordu ki? Bonifati'ye gelip evde şeker kalmadığını mı söylüyordu, çirkin bir söylenti çıkıyordu, konuklar mı tartışıyorlardı? Zinayda hiçbirini umursamıyor, yalnızca başını sallayıp, ''Önem yok bunların, boş verin.'' diyordu. Öte yandan Malevski tilki gibi sallana sallana arkadan Zinayda'ya yaklaşıp sandalyesinin arkalığını abanarak, dudaklarında kendinden emin, yılışık bir gülümsemeyle onun kulağına bir şeyler fısıldadığında, Zinayda'nın da kollarını göğsünün üzerine kavuşturup, dikkatli dikkatli ona bakarken başını sallayarak gülümsediğini görünce kan beynime sıçrıyordu. Bir gün sormuştum Zinayda'ya. Bay Malevski'de ne buluyorsunuz? Ama bıyıkları çok güzel diye karşılık vermişti. Zaten bu sizi ilgilendirmez başka bir günde bana şöyle demişti. Ona aşık olduğumu düşünmüyorsunuz ya. Hayır, bana yukarıdan bakan birini sevemem ben. Beni yola getirecek biri gerekir bana ama öylesi çıkmıyor karşıma. Çok şükür. Kimse avucunun içine alamayacak beni. Hiç kimse, hiç. Öyleyse hiç kimseyi sevmeyeceksiniz. Eldiveniyle burnuna vurup, ya siz demişti. Sizi sevmiyor muyum? Evet, Zinayda çok alay ediyordu benimle. Üç hafta boyunca her gün gördüm onu. Neler neler yaptı bana. Bize seyrek geliyordu ama buna üzülmüyordum. Bizim evde bir hanımefendi, küçük prenses oluyordu. O zaman yadırgıyordum onu. Durumumu anneme belli etmekten korkuyordum. Annem Zinayda'dan pek hoşlanmıyor, ters bakışlarla izliyordu bizi babamdan o kadar korkmuyordum. Sanki hiç ilgilenmiyordu bizimle. Zinayda ile az konuşuyordum. Konuştuğumda da akıllı uslu konuşmaya dikkat ediyordum. Ders çalışmayı, kitap okumayı, çevrede atla dolaşmayı bile bırakmıştım. Ayağından bağlı bir böcek gibi Zinayda'nın evinin çevresinde dolanıp duruyordum. Görünüşte hep orada kalmaya hazırdım ama olacak şey değildi bu. Annem homurdanıyordu. Bazen de Zinay'da kendi kovuyordu beni. O zaman odama kapanıyor ya da bahçenin en uzak köşesine gidip yıkılmış limonluğun sağlam kalmış yüksek duvarına tırmanıyor, bacaklarımı duvarın sokağa bakan yanından aşağı sarkıtıp saatlerce orada oturuyor, bakınıyordum. Hiçbir şey görmeden bakınıyordum. Hemen yanımda ısırgan otlarının tozlu yapraklarına beyaz kelebekler tembel tembel konup kalkıyordu. Atak bir serçe ötede kırık bir tuğlaya konmuş, durmadan sağa sola dönerek kuyruğunu indirip kaldırarak sinirli sinirli ötüyordu. Çıplak bir ağacın tepesinde yükseklere konmuş kuşkucu kargalar arada bir bağırıyorlardı. Güneş ve rüzgar ak ağacın seyrek dallarında oynaşıyordu. Bazen de manastırın sakin, hüzünlü çan sesi geliyordu uzaktan ve ben oturuyordum duvarın üzerinde, bakınıyordum, dinliyordum. Ruhuma isimlendiremediğim, içimde hem hüzün, hem sevinç, hem geleceğe umut, hem arzu, hem yaşamdan korku olan bir duygu doluyordu. Ama o zamanlar içimde olup biteni hiç anlamıyor, adlandıramıyordum. Ama adlandıracak olsam tek adı olurdu benim için Zinayda. Öte yandan Zinayda kedinin fareyle oynadığı gibi oynamayı sürdürüyordu benimle. Kimi zaman cilve yapıyordu bana. O zaman heyecanlanıyor, eriyordum. Sonra birden itiyordu beni. Yanına sokulmaya, yüzüne bakmaya cesaret edemiyordum. Hatırlıyorum, peş peşe birkaç gün çok soğuktu bana karşı. Çekinerek korka korka onlara gidiyor, yaşlı prensesin yanına oturmaya çalışıyordum. Yaşlı kadın da tam o sıralar iyice öfkeliydi. Sürekli bağırıp çağırıyordu. Senet işlerinde bozukluklar vardı ve polisten iki kere yazı gelmişti. Bir gün bahçede aradaki çit boyunca yürüyordum. Birden Zinayda'yı gördüm. İki elini destek yapmış, çimenlerin üzerinde kıpırdamadan oturuyordu. Usulca uzaklaşmak istedim oradan ama Zinay da birden kaldırdı başını. Emreder bir tavırla bir işaret yaptı. Olduğum yerde donup kalmıştım. Ne demek istediğini önce anlayamamıştım. Tekrarladı aynı işareti. Hemen atladım çitin üzerinden. Sevinçle koştum yanına. Ama beni bakışıyla durdurdu ve iki adım ötesindeki yolu gösterdi. Şaşkınlık içinde ne yapacağımı bilemeden yolun kenarına diz çöktüm. Zinayda'nın yüzü o kadar soluktu ki, yüzünün her çizgisinde öylesine acı bir keder, öylesine derin bir bitkinlik vardı ki, kalbim sıkıştı, elimde olmadan sordum. Neyiniz var? Zinayda elini uzatıp bir ot kopardı, ısırdıktan sonra uzağa attı. Neden sonra sordu bana. Çok mu seviyorsunuz beni, öyle mi? Cevap vermedim, ne söyleyebilirdim? Önce olduğu gibi yüzüme bakarak tekrar sordu. Evet, öyle. Bu bakışlar diye sürdürdü konuşmasını. Düşünceye dalıp elleriyle yüzünü kapadıktan sonra fısıldadı. Her şeyden nefret ediyorum. Buradan uzaklara, dünyanın öteki ucuna gitmek istiyorum. Dayanamıyorum artık. Başa çıkamıyorum. İleride ne bekliyor beni? Ah, çok kötüyüm. Tanrım, çok kötüyüm. Ürkekçe sordum. Neyiniz var? Cevap vermedi Zinayda. Yalnızca omuz silkti. Ben yere düz çökmüş duruyordum hala. Derin bir hüzün içinde bakıyordum ona. Ağzından çıkan her sözcük ok gibi saplanıyordu yüreğime. Zinayda'nın üzüntüsünün geçeceğini bilsem canımı o anda seve seve verirdim sanırım. Ona bakıyor, neden böyle kederli olduğunu anlayamadan birden kalkıp dayanılmaz bir keder içinde bahçeye çıktığını, bacakları tırpanla kesilmiş gibi yere yığıldığını gözümün önüne geçiriyordum. Her yer aydınlık, yeşildi. Rüzgar, Zinayda'nın başının üzerindeki ağaç çileği fidanının uzun dalını arada bir sallayarak ağaçların yapraklarında hışırdıyordu. Bir yerlerde güvercinler ötüyor, seyrek üzerinde alçaktan uçan arılar vızıldıyordu. Yukarıda gökyüzü masmaviydi. Oysa ben öylesine üzgündüm ki. Zinay dalçak sesle, ''Birkaç şiir okuyun bana.'' dedi ve dirseğine dayandı. ''Sizin şiir okumanızı seviyorum. Şarkı söyler gibi okuyorsunuz ama önemli değil. İyi okuyorsunuz. Gürcistan'ın tepelerini okuyun ama önce oturun.'' Oturup ona Gürcistan'ın tepelerini okudum. Şiirin okuduğum bir dizesini tekrarladı Zinayda. Sevmemek elinde değildir onun. Sonra ekledi. Şiir bu yüzden güzeldir işte. Olmayanı, olanın da yalnızca daha iyisini, hatta gerçeğe benzeyeni anlatır bizi. Niye sevmemek elinde değildir? İstiyordu aslında ama elinden gelmiyor. Gene sustu Zinayda. Birden silkinip ayağa kalktı. Gidelim dedi. Maydanov annemin yanında yazdığı şiiri getirmiş bana ama ben onu yalnız bıraktım. O da çok üzgündür şimdi. Ne yapabilirim? Bir gün anlayacaksınız ama ne olur o zaman kızmayın bana. Zinayda aceleyle sıktı elimi önden koştu. Evlerine gittik. Maydanov yeni basılan şiiri Katil kadını okumaya başladı ama ben dinleyemiyordum onu. Dörtlüklerini bağırarak şarkı söyler gibi okuyordu. Kafiyeler birbirini izliyor, çıngırak gibi anlamsız ve yüksek sesle çınlıyordu. Ben Zinayda'dan gözlerimi ayıramıyordum. Son söylediğinin ne anlama geldiğini düşünüyordum. Birden Maydanov'un sesi yükseldi. Yoksa gizli bir hasmı mı boyun eğdirdi sana beklemediğin bir anda? Zinayda ile bakışımız birleşti o anda. Başını önüne eğdi Zinayda. Hafiften kızardı yüzü. Onun yüzünün kızardığını fark edince korkudan donup kaldım. Daha önce herkesten kıskanıyordum onu. Ama o anda beni sevdiği düşüncesi çakmıştı beynimde. Tanrım seviyordu beni. Gerçek acılarım da o anda başladı. Kafam çatlayacak gibiydi. Durmadan düşünüyordum aynı şeyleri tekrar tekrar düşünüyordum. O arada elimden geldiğince belli etmeden Zinayda'yı da izliyordum. Değişmişti Zinayda. Belliydi değişti. Bahçede dolaşmaya yalnız başına çıkıyor, uzun süre dönmüyordu. Bazen konukların yanına çıkmıyor, odasında saatlerce yalnız başına oturuyordu. Eskiden hiç yapmadığı bir şeydi bu. Aşırı derecede duyarlı olmuştum. Belki olmamıştım da bana öyle geliyordu. Zinayda'ya aşık kişileri birinden ötekini atlayarak düşünürken kendi kendime soruyordum. Sakın o olmasın. Yoksa o mu? Kont Malevski, gerçi Zinayda adına utanıyordum bunu düşünürken, bana diğerlerinden daha tehlikeli geliyordu. Gözlem yaparken kendi burnumdan ötesini göremiyordum. Gizliliğimle de sanırım kimseyi aldatamıyordum. Hiç değilse Doktor Lushin hemen anlamıştı beni. Bununla birlikte son zamanlarda o da değişmişti. Zayıflamıştı. Çok sık ama boğuk boğuk, öfkeli ve kesik kesik gülüyordu. Önceki yumuşak şakacılığı gitmiş, yerini sonraki sinirli bir alaycılık almıştı. Bir gün Zasekinaların evinde, konuk salonunda yalnızken Küçük prenses bahçeye dolaşmaya çıkmış, henüz dönmemişti. Oda hizmetçisini azarlayan yaşlı prensesin cırlak sesi de üst kattan geliyordu. Durup dururken şöyle dedi bana. Ne diye her gün damlıyorsunuz buraya delikanlı? Bu yaşta ders çalışmanız gerekmiyor mu? Oysa siz neler yapıyorsunuz? Biraz kibirli, biraz mahcup karşılık verdim. Evde derslerime çalışıp çalışmadığımı siz nereden bileceksiniz? Çalıştığınız falan yok. Aklınız başka şeylerde çünkü. Neyse canım, tartışacak değilim sizinle. Sizin yaşınızda biri için olandır. Ama seçtiğiniz yol yol değil. Buranın nasıl bir ev olduğunun farkında değil misiniz yoksa? Ne demek istediğinizi anlamadım dedim. Anlamadınız mı? Sizin için bu daha da kötü. Sizi uyarmayı kendime görev sayıyorum. Bizim gibi yaşlı bekarlar gelebilir buraya. Bize ne olabilir ki? Kavrulmuş adamlarız. Hiçbir şey zarar veremez bize. Oysa sizin deriniz henüz yumuşak. Buranın havası yaramaz size. İnanın bana, hasta olursunuz. Nasıl yani? Öyle işte. Şu anda sağlığınızın yerinde olduğunu mu sanıyorsunuz yoksa? Durumunuz normal mi yani? Hissettiklerinizin sizin için yararlı, iyi olduğunu mu sanıyorsunuz? Neler hissediyormuşum dedim. İçimdense doktora hak veriyordum. Eh, genç adam. Genç adam dedi doktor. Genç adam sözünde benim için utanılacak bir şey varmış gibi söylemişti bunu. Kurnazlık yapmak kim? Siz kim? Ne mutlu ki içinizde olan yüzünüze yansıyor. Ne söyleyeyim ki size? Ben de buraya hiç gelmezdim eğer doktor dişlerini sıkmıştı. Eğer bu kadar aptal olmasaydım. Ama şuna şaşıyorum. Kafası çalışan bir genç olarak çevrenizde olan biteni nasıl göremiyorsunuz? Neler oluyormuş çevremde?" diye kestim sözünü. Kuşkulanmıştım. Doktor yüzüme alaycı bir acımayla bakıyordu. Kendi kendine konuşuyormuş gibi sürdürdü konuşmasını. Aferin bana. Bundan söz etmek çok da gerekliydi sanki. Sesini yükseltip ekledi. Tekrar söylüyorum. Buranın havası sizin için zararlıdır. Burada olmaktan hoşlanıyorsunuz. Sizi çeken bazı şeyler var burada. Limonlukta da hoş kokar hava. Ama yaşayamazsınız orada. Eh, bakın ne diyeceğim size. İyisi mi, kaydon hava alın elinize siz gene. Yaşlı prenses girdi yanımıza. Doktora dişinin ağrıdığından yakınmaya başladı. Sonra Zinay geldi. Yaşlı prenses, ''Bakın doktor'' dedi. ''Çıkışın kızıma. Bütün gün buzlu su içiyor. Biliyorsunuz bünyesi zayıftır. Bu zararlı değil mi ona?'' ''Neden yapıyorsunuz bunu?'' diye sordu Lişin. ''Ne zararı var ki?'' ''Ne zarar mı var? Hasta olur ölürsünüz.'' ''Gerçekten mi? Doğru söylüyorsunuz değil mi?'' Zaten ölmeyecek miyiz? Vay canına, dedi doktor. Yaşlı prenses çıktı, Sinay'da tekrarladı doktorun dediğini. Vay canına, yaşamak o kadar güzel bir şey mi yani? Şöyle bir bakın çevrenize. İyi olan ne var? Yoksa bunu göremediğimi, hissedemediğimi mi sanıyorsunuz? Buzlu seçmek haz veriyor bana. Siz beni bu yaşımın bir anlık haz için mutluluktan söz etmiyorum gözden çıkarılmayacak kadar değerli olduğunu mu söyleyeceksiniz? Lushin, kapris ve başına buyrukluk dedi. Bu iki sözcük tam size anlatıyor işte. Tüm kişiliğiniz bu iki sözcükte. Zinayda sinirli sinirli güldü. Çok geç kaldınız sevgili doktor dedi. İyi bir gözlemci değilsiniz. Çok gerilerde kalmışsınız. Gözlüklerinizi takın. Şu anda kapris yapacak durumda değilim. Aptal yerine koyuyorlar beni. Kendim de aynı şeyi yapıyorum. Neşe neresinde bunun? Başına buyrukluğa gelince. Zinay da ayağını yere vurarak birden yükseltti sesini. Monsieur Voldemar, öyle melankolik bakmayın. İnsanların bana acımasından nefret ederim. Koşarak çıktı. Lushin bir kez daha. Yok buranın havası senin için iyi değil genç adam dedi. O günün akşamı her zamanki konuklar toplanmışlardı Zasekinalar'ın evinde. Ben de aralarındaydım. Maydanov'un şiirinden söz ediliyordu. Zinayda içtenlikle övüyordu şiiri. Bir ara Maydanov'a dönüp ''Ama ne var biliyor musunuz?'' dedi. ''Ben şair olsaydım başka konuları işlerdim. Belki de saçmadır bu dediğim ama bazen öyle acayip şeyler geliyor ki aklıma.'' Özellikle yatakta, sabaha karşı, ortalık ağrırken gökyüzü pembe gri bir renge büründüğünde. Ben olsam, gülmeyeceksiniz ama bana değil mi? Hepimiz birazdan bağırdık. Hayır, hayır. Zinay da kollarını çaprazlamasına kavuşturup göğsünün üzerine bastırdı, yana bakarak. Ben olsam diye sürdürdü konuşmasını. Büyük bir kayıkla durgun bir nehirde gece gezintiye çıkmış bir sürü genç kızı anlatırdım. Ay ışıl ışıldır gökyüzünde. Kızların hepsi beyazlar giymiş, beyaz çiçeklerden taçlar takmıştır. Şarkılar söylerler. Bilirsiniz ya, ilahi gibi bir şey işte. Maydanov anlamlı, duygulu bir tavırla: Anlıyorum. Anlıyorum sizi. Devam edin, dedi. O sırada ansızın bir gürültü kopuyor, kıyıda meşaleler, kahkahalar, çanlar, tefler. Baküs rahibeleri şarkı söyleyerek, naralar atarak koşmaktadır nehir kıyısı boyunca. Bu tabloyu anlatmakta size düşüyor Bay Şair. Yalnızca bir şey istiyorum, meşaleler kırmızı olsun ve çok duman çıkarsın. Baküs rahibelerinin gözleri başlarındaki taçların altından parlasın, taçlarda siyah olmalı. Kaplan postlarını, kadehleri, altınları unutmayın. Çok altın olsun. Maydanoğlu düz saçlarını geri atıp burun delikleri açılarak sordu. Altınlar nerede olsun? Nerede mi? Omuzlarda, ellerde, ayaklarda, her yerde antik çağda kadınların altın bileziklerini ayak bileklerine taktıklarını söylüyorlar. Baküs rahibeleri kayıktaki kızları yanlarına çağırıyorlar. Kızlar şarkı söylemeyi kesiyorlar ya da söylemeyi sürdüremiyorlar. Kıpırdamıyorlar da. Akıntı kıyıya götürüyor onları. Ve içlerinden biri yavaşça ayağa kalkıyor. Burasını çok güzel anlatmak gerek. Ay ışığı altında ağır ağır nasıl doğruluyor oturduğu yerden Arkadaşları nasıl korkuya kapılıyor? Kayıktan dışarı atıyor adamını, rahibeler hemen kuşatıyorlar onu, alıp gecenin karanlığında hızla uzaklaştırıyorlar. Burada öbek öbek dumanlar olsun, her şey birbirine karışsın. Yalnızca rahibelerin naraları duyulsun, kızın başındaki taç da kıyıda yere düşmüş olsun. Zinayda sustu, gene ah, aşık işte diye geçirdim içimden. Hepsi bu kadar mı? diye sordu Maydanov. Zinayda, bu kadar dedi. Maydanov mağrur bir tavırla. Uzun bir şiirin konusu olamaz bu dedi. Ama düşüncenizden lirik bir şiirde yararlanacağım. Malevski, romantik türde mi? diye sordu. Elbette romantik türde, Byron gibi. Genç kont kayıtsız bir tavırla. Bence Hugo, varından daha iyidir. Daha ilginçtir, dedi. Maydanov karşılık verdi. Hugo, birinci sınıf bir yazardır ve dostum, Tonkoşe'ye İspanyolca yazdığı romanı El Travador'da Zinay'da söze karıştı. Ah, şu soru işaretlerinin hep baş aşağı yazıldığı roman mı? Evet, İspanyollarda öyle bir alışkanlık vardır. Şunu söylemek istiyorum ki, Tonkoşeye'ye Zinayda tekrar araya girdi. Aman gene klasizmden, romantizmden söz etmeye başladınız. İyisi mi? Gelin oyun oynayalım. Her zamanki oyunumuzu mu? dedi Lüşin. Hayır, ondan sıkıldım artık. Benzetme oyunu oynayalım. Bu oyunu Zinayda kendi uydurmuştu. Bir nesne seçiliyor, Herkes onu bir şeye benzetmeye çalışıyordu. En iyi benzetmeyi yapan ödülü kazanıyordu. Sinay da pencereye gitti. Güneş batmak üzereydi. Gökyüzünde yükseklerde uzun kızıl bulutlar vardı. Şu bulutlar neye benziyor diye sordu. Cevabımızı beklemeden ekledi. Bence Antonius'u karşılamaya giderken Klopatra'nın bindiği altın geminin erguvani yelkenlerine benziyorlar. Hatırlıyor musunuz Maydanov? Dün anlatmıştınız bana. Hamlet'teki Polinius gibi. Hepimiz o anda bulutların gerçekten de Kleopatra'nın altın gemisinin yelkenlerini andırdığına, hiçbirimizin bundan daha güzel bir benzetme yapamayacağına karar vermiştik. Zinayda, Antonius o zaman kaç yaşındaydı diye sordu. Malevski, Sanırım çok gençti, dedi. Maydanov kesin bir tavırla doğruladı. Evet, çok gençti. Lushin söze karıştı. Affedersiniz ama kırkını geçmişti. Biraz sonra eve döndüm. Elimde olmadan fısıltıyla şöyle dökülüyordu dudaklarımdan. Seviyor ama kimi? Günler geçiyordu. Zinayda giderek daha bir tuhaflaşıyor, anlaşılmaz oluyordu. Bir gün odasına girdiğimde onu hasır sandalyeye oturmuş, başını masanın sivri kenarına bastırırken buldum. Beni görünce doğruldu. Yüzü gözü gözyaşı içindeydi. Yabani bir gülümsemeyle ''Aa siz miydiniz?'' dedi. ''Yanıma gelin.'' Yanına gittim, elini başıma koydu. Birden saçlarımı yakalayıp parmaklarına dolamaya başladı. Sonunda dayanamayıp Acıyor dedim. Ya, acıyor demek. Peki benim bir yerim acımıyor mu sanıyorsunuz? Acımıyor mu diye tekrarladı. Sonra küçük bir tutam saçımı kopardığını fark edince haykırdı birden. Ay, ne yapmışım. Zavallı Vösyö Voldemar. Kopardığı saçlarımı dikkatlice düzeltti, parmağına doladı, yüzük gibi kıvırdı. Saçlarınızı madalyonuma koyacağım. Hep orada duracaklar dedi. Gözleri hala yaşlıydı. Bu biraz teselli eder sizi belki. Şimdi gidin artık. Eve döndüğümde tatsız bir olayla karşılaşmıştım. Annemle babam tartışıyorlardı. Annem bir şey için babama sistem ediyor, babamsa her zaman olduğu gibi soğukkanlı, kibar bir tavırla sesini çıkarmıyordu. Biraz sonra da çıkıp gitti. Annemin söylediklerini duyamamıştım hem bunu umursayacak durumda da değildim. Yalnızca şu kadarını hatırlıyorum. Babam gittikten sonra annem uşağı yollayıp beni odasına çağırdı ve onun deyimiyle her şey beklenebilecek bir kadın olan prensesin evine çok sık gittiğim için çıkışmaya başladı bana. Uzanıp elini öpüp konuşmanın sona ermesini istediğimde her zaman öyle yapardım, odama çıktım. Zinayda'nın gözyaşları ruhumun altını üstüne getirmişti. Ne düşüneceğimi bilemiyordum. Ben de ağlamaya hazırdım. 16 yaşında olmama karşın gene de çocuktum. Ama Malevski'yi düşündüğüm yoktu. Oysa Belovzorov her gün biraz daha korkutucu oluyor ve kurnaz konta kurdun kuzuya baktığı gibi bakıyordu. Benimse hiçbir şeyi ve hiç kimseyi umursadığım yoktu. Düşüncelere dalıp gidiyor, hep yalnız kalabileceğim yerleri arıyordum. En çok limonluğun yıkık duvarını seviyordum. Kimi zaman ta tepesine çıkıyor, mutsuz, yapayalnız, hüzünlü oturuyordum orada. Öyle ki kendimi acıdığım bile oluyordu. O acı duygular ne büyük haz veriyordu bana. Nasıl doya doya, içime sindirerek yaşıyordum onları. Gene bir gün duvarın üzerinde oturmuş uzaklara bakıyor, çan sesini dinliyordum ansızın bir şeyin beni sarstığını hissettim. Rüzgar desem rüzgar değildi. Bir ürperti de değildi ama esinti gibi bir şeydi. Birisinin yaklaştığını hissetmeniz gibi bir duygu. Aşağı baktım. Yolda zinayda çabuk adımlarla yürüyordu. Üzerinde kül rengi hafif bir giysi, elinde pembe bir şemsiye vardı. Beni görünce durdu, hasır şapkasının bir ucunu geri atıp kadife bakışını bana doğrulttu dudaklarında tuhaf bir gülümsemeyle sordu. Orada o kadar yüksekte ne yapıyorsunuz? Eh, haydi bakalım. Hep beni sevdiğinizi söyleyip duruyorsunuz. Gerçekten seviyorsanız oradan yola, yanıma atlayın. Zinayda daha sözünü bitirmeden ben bir arkamdan itmiş gibi aşağı doğru uçuyordum bile. Duvarın yüksekliği yaklaşık beş metreydi. Ayaklarımın üzerine düştüm ama çarpma o kadar kuvvetliydi ki duramadım, yere yığıldım. Bir an kaybetmişim kendimi. Kendime geldiğimde gözlerimi açmadan Zinayda'nın yanımda olduğunu hissetmiştim. Üzerime eğilmiş şöyle diyordu. Canım çocuğum benim. Sesinde endişeli bir şefkat vardı. Nasıl yapabildin bunu? Nasıl dinledin sözümü? Biliyorsun, seviyorum seni. Hadi kalk. Göğsü göğsümün hemen yanında kalkıp iniyordu. Başımı ellerinin arasını almıştı. O anda birden bir şey oldu bana. Zinayda yumuşak, taptaze dudaklarıyla yüzümü gözümü öpmeye başlamıştı. Sonra dudakları dudaklarıma dokundu. Ama bu arada Zinayda yüzümün anlatımından gözlerimi henüz açmasam da artık kendime geldiğimi fark etmiş olacak. Birden ayağa kalkıp şöyle dedi. ''Hadi kalkın artık.'' Çılgın yaramaz. Ne diye tozların içinde yatıyorsunuz? Kalktım Zinayda. Şemsiyemi verin bana dedi. Görüyor musunuz? Taneri yatmışım onu. Hem öyle bakmayın bana. Ne aptal bir bakış öyle. Bir yeriniz incinmedi ya. Belki ısırganlar dalamıştır bir yerinizi. Öyle bakmayın diyorum size. Kendi kendine konuşuyormuş gibi alçak sesle sürdürdü konuşmasını. Ne dediğimi anladığı yok. Cevap da vermiyor. Hadi evinize gidin Mösyö Voldemar. Üstünüzü başınızı temizleyin. Sakın arkamdan gelmeye kalkışmayın. Çok kızarım. Ayrıca bir daha da... Sözünün sonunu getirmedi. Çabuk adımlarla uzaklaştı. Bense yola oturdum. Ayaklarım taşımıyordu beni. Isırganlar ellerimi dalamıştı. Sırtım sızlıyor. Başım da dönüyordu. Ama o anda duyduğum mutluluğu hayatımda bir daha duymadım. Bedenimin her noktasında tatlı bir acıyla hissediyordum o mutluluğu. Sonunda ise neşeyle bağırıp çağırarak zıplamaya başladım. Evet doğru, hala bir çocuktum. O gün çok neşeli ve mağrurdum. Zinayda'nın öpücüklerinin yüzümdeki duygusunu canlı tutuyordum. Onun her sözcüğünü içim heyecanla ürpererek hatırlıyordum bu beklenmedik mutluluğumun üzerine öylesine titriyordum ki korkmaya bile başlamıştım. Bu hissettiklerimin yaratıcısı Zinayda'yı görmek bile istemiyordum. Kaderimden başka bir şey istemeyecekmişim. Şimdi artık tutup son bir kez daha güzelce derin bir soluk almak, sonra da ölmek gerekiyor gibi geliyordu bana. Ama ertesi gün Zinayda'nın evine giderken içimde yüzüme takındığım, sır saklayabilecek dürüst bir insan ve alçak gönüllü bir kayıtsızlık maskesi altında boşuna gizlemeye çalıştığım büyük bir utanç vardı. Zinayda son derece rahat, sakin karşıladı beni. Yalnızca parmağını gözdağı verir gibi sallayarak sordu. Şuranızda buranızda morluk var mı? O alçak gönüllü kayıtsızlığım ve esrarlılığım bu arada heyecanım da bir anda yok olmuştu. Kuşkusuz özel bir şey beklemiyordum. Ama Zinayda'nın rahatlığı karşısında başımdan aşağı bir kova soğuk su dökmüşler gibi olmuştum. Onun gözünde bir çocuk olduğumu anlamıştım. Bu da bana çok ağır gelmişti. Zinayda odanın içinde aşağı yukarı dolaşıp duruyordu. Yanımdan her geçişte yüzüme baktığında çabucak bir gülümseme beliriyordu dudaklarında. Ama düşüncelerinin çok uzaklarda olduğu belliydi. Açıkça görüyordum bunu. Şöyle düşünüyordum. Dünkü olaydan söz etsem ona, öyle acele nereye gittiğini sorsam belki kesin öğrenebilirim kimi. Ama boş verip kolumu salladım, bir köşeye oturdum. O sırada Belovzorov girdi odaya. Onu gördüğüme sevinmiştim. Belovzorov soğuk bir tavırla "Size uysal bir at bulamadım." dedi. Faitak bana bir tane bulacağını söz verdi ama ben o kadar emin değilim. Korkuyorum. Zinay da, izninizle sorabilir miyim? Neden korkuyorsunuz? diye sordu. Neden mi? Ata iyi binemiyorsunuz çünkü. Tanrı korusun. Bakarsınız bir şey olur. Hem durup dururken nereden çıkardınız bu atla dolaşma işini? Beni ilgilendiren bir şey bu Mösyö vahşi hayvanım. O zaman Piyatır Vasiliev'i rica edeceğim. Babamın adı Pyotr Vasilievich'ti. Zinaida'nın babamdan böylesine kolay ve rahat ona hizmet etmeye hazır olduğundan kuşkusu yokmuş gibi söz etmesi şaşırtmıştı beni. Belovzorov ters bir tavırla "Demek onunla dolaşmaya çıkacaksınız." dedi. "Onunla veya başka biriyle sizin için hepsi bir değil mi? Yalnız şu var ki sizinle değil. Benimle değil." dedi Belovzorov. Nasıl isterseniz ama ne derseniz deyin ben at bulacağım size. Yalnız dikkat edin bulacağınız inek olmasın. Söylüyorum size dört nala gitmek istiyorum ben. Belki gidersiniz kiminle yapacaksanız bunu. Malevski ile mi? Zinayda neden olmasın kavgacı dedi. Neyse sakin olun öyle dik dik bakmayın bana. Sizinle de dolaşacağım. Şu anda Malevski benim için kimdir biliyor musunuz? Başını iki yana salladı Zinayda. Bir hiç. Belovzorov, beni avutmak için böyle söylüyorsunuz dedi. Zinayda gözlerini kısarak ona baktı. Bu avutuyor mu sizi? diye sordu. Neden sonra söyleyecek başka bir şey bulamamış gibi. O, o, o kavgacı. Peki siz Mösyö Voldemar? Bizimle birlikte gelir miydiniz? Başımı kaldırmadan ben kalabalıktan hoşlanmıyorum diye mırıldandım. Zinayda derin bir soluk aldıktan sonra siz yüz yüz olmayı yeğliyorsunuz galiba dedi. Nasıl isterseniz. Hadi gidip araştırın Belovzorov. Yarın bir at istiyorum. Yaşlı prenses karıştı söze. Tamam da parayı nereden bulacaksın? sizden isteyecek değilim. Hem Belovzorov bana güvenir, dedi Zinayda kaşlarını çatarak. Güvenir, güvenir de, diye söylendi yaşlı prenses. Sonra birden avazı çıktığında bağırdı. Dunyaşka! Küçük prenses, maman, size çıngıra armağan etmiştim, dedi. Yaşlı kadın tekrar bağırdı. Dunyaşka! Ertesi sabah erken kalktım kendime bir sopa kesip üzüntümü dağıtmak için şehir kapısının ötesine doğru yürüdüm. Güneşli ama aşırı sıcak olmayan çok güzel bir gündü. Taptaze, neşeli bir rüzgar yeşillikler üzerinde dolaşıyor, her şeyi kıpırdatarak, hiçbir şeyin rahatını bozmadan ölçülü bir biçimde hışırdıyor, oynaşıyordu. Tepelerde, ormanlarda uzun süre dolaştım. Başta kendimi mutlu hissetmiyordum. Hüznüme teslim olmak niyetiyle çıkmıştım evden ama gençliğim güneşli ve güzel gün, taze hava, hızlı yürüyüşün verdiği keyif, skotlara yalnız başına uzanmanın hazzı etkisini göstermişti. O unutulmaz sözcüklerin, o öpücüklerin anısı tekrar dolmuştu içime. Zinayda'nın kararlılığımı, kahramanlığımı değerlendirmeden edemeyeceğini düşünmek hoşuma gidiyordu. Onun için ötekiler benden iyi diye düşünüyordum. Ama olsun varsın. Öyle ya, ötekiler yalnızca yapacaklarını söylüyorlar ama ben yaptım. Daha neler yapabilirim onun için? Hayal gücüm çalışıyordu. Zinayda'yı düşmanın elinden nasıl kurtaracağımı, her yerim kan içinde, onu zindandan nasıl çıkaracağımı, ayaklarının tipinde nasıl öleceğimi hayal etmeye başlamıştım bizim konuk salonunun duvarındaki bir tabloyu hatırlıyordum. Matilda'yı taşıyan melek Adel. Tam o sırada bir özetedeki bir ak ince dalına konmuş, kontrbas çalan bir müzisyenin kontrbasın sapının arkasından baktığı gibi bir sağ bir sola bakan, telaşlı kocaman bir ağaç kakan dikkatimi dağıttı. Biraz sonra şarkı mırıldanmaya başladım. Kar beyaz değil o kadar arkasından o zamanın ünlü bir aşk şarkısını söyledim. Tatlı bir esinti olduğunda beklerim seni. Sonra yüksek sesle Hamyokov'un tragediyasından Yermak'ın yıldızlarla konuşmasını okumaya başladım. Kendimden duygulu bir şeyler söylemeyi denedim. Hatta şiirin sonuna ah zinayda zinayda dizesini koymaya çalıştım ama hiçbir şey çıkmadı. Bu arada yemek saati gelmişti. Düzleyindim. burada kente giden dar, dolambaçlı bir yol vardı. O yolda yürüyordum. Arkamdan boğuk bir nal sesi duydum. Dönüp baktım, elimde olmadan durdum ve kasketimi çıkardım. Babamla Zinayda'yı görmüştüm. Yan yana at sürüyorlardı. Babam atının boynuna dayanarak Zinayda'ya doğru bütün bedeniyle uzanmış, gülümseyerek ona bir şey söylüyordu. Zinay da ciddi soğuk bir tavırla bakışını önüne indirmiş, dudaklarını sıkmış, bir şey söylemeden onu dinliyordu. Önce yalnızca ikisini görüyordum. Ancak kısa bir süre sonra yaz atının üzerinde, süvari üniformasıyla, omzunda süvari kürküyle Belovzorov dönemeci döndü. Cinsatı başını sağa sola sallıyor, sesli soluyor, dans eder gibi rahvan yürüyordu. Süvarisi ise ona hakim olmaya çalışıyor, bir yandan da mahmuzluyordu. Kenara çekildim. Babam dizginleri topladı, Zinayda'dan uzaklaştı. Zinayda da yavaşça kaldırdı başını, ona baktı. İkisi birlikte dört nala uzaklaştılar. Belovzorov kılıcını şangırdatarak onlara yetişmeye çalışıyordu. Beni görünce babamın yüzü kıpkırmızı oldu diye düşündüm ama Zinayda, niçin bembeyazdı yüzü? yüzünde renk yokken bu saate kadar atla mı dolaşmış? Adımlarımı çabuklaştırıp tam yemek saatinde evde oldum. Babam üzerini değiştirmiş, elini yüzünü yıkamış, dinç, annemin koltuğunun yakınında sandalyede oturmuş, her zamanki durgun, gür sesiyle bir makale okuyordu. Ama annem dikkat etmeden dinliyordu onu. Beni görünce bunca zaman nerede olduğumu sordu birilerinin Tanrı bilir nerelerde, Tanrı bilir kiminle dolaşmasından hoşlanmadığını söyledi. Yalnızdım diye cevap vermek istedim ama o anda babama baktım. Nedendir bilmem, bir şey söylemedim. Sonraki 5-6 gün Zinayda'yı hemen hiç görmedim. Hasta olduğunu, rahatsız edilmek istemediğini söylüyordu ama evin tapınacak bir şey olmayınca derhal umutsuzluğa kapılıp üzülen Maydanov haricindeki olağan ziyaretçilerini, kendi deyimleriyle nöbetlerini tutmaktan alıkoymuyordu bu durum. Belozorov kederli, yüzü kıpkırmızı, düğmelerinin hepsi ilikli bir köşede oturuyor. Kont Malevski'nin zarif yüzünden kötümser bir gülümseme hiç eksik olmuyordu. Gerçekten Zinayda gözünden düşmüştü ve yaşlı prensese özel bir ilgi gösteriyordu artık. Hatta bir gün posta arabasına binip birlikte vali generali ziyarete de gitmişlerdi. Ama bu ziyaret iyi sonuç vermemiş, hatta Malevski için tatsız bitmişti. Orada bir devriye subayı ile arasında geçen olay hatırlatılmıştı kendisine ve Malevski o zamanlar deneyimsiz olduğunu itiraf etmek zorunda kalmıştı. Lushin günde iki kez geliyordu. Ama çok kalmıyordu. Son konuşmamızdan sonra ondan korkmaya ama aynı zamanda hoşlanmaya başlamıştım. Bir gün benimle Neskuçni Parkı'na dolaşmaya geldi. Bana karşı çok cana yakın, iyi davranıyordu. Bana bazı otların, çiçeklerin isimlerini söylüyor, özelliklerini anlatıyordu. Sonra birden nasıl derler durup dururken avuç içiyle alnına vurup haykırdı. Ah! Çok aptalım ben. Onun bir koket olduğunu sanıyordum. Anlaşılan bazı kimseler başkaları için kendilerini feda etmekten haz duyuyorlar. Bununla ne demek istediniz diye sordum. Lucy kesik kesik konuşarak karşılık verdi. Size bir şey demek istemiyorum. Zinay da benden kaçıyordu. Beni görünce bunu fark etmemem olanaksızdı. Yüzüne ekşitiyordu. İster istemez birden öte yana çeviriyordu başını. Beni kahreden, yıkan da buydu işte. Ama yapabileceğim bir şey yoktu. Bu yüzden ona görünmemeye çalışıyor, ancak uzaktan gözlüyordum onu. Bunu da her zaman başaramıyordum. Önceleri olduğu gibi anlaşılmaz bir değişiklik vardı onda. Yüzü bambaşkaydı, davranışları da değişmişti. Özellikle sakin, ılık bir akşam onda gördüğüm değişiklik şaşırttı beni. Geniş dalları yere yakın bir mürver ağacının altında alçak bir bankta oturuyordum. Orada oturmayı çok severdim. Sinan'ın odasının penceresi görünüyordu oradan. Ben otururken akşamın karanlığında küçük bir kuş başımın üzerinde yaprakları telaşlı telaşlı hışırdatmaya başladı kül rengi bir kedi vücudunu germiş, ağaca doğru usulca yaklaşıyordu. Bahçenin alaca karanlığında havayı mevsimin ilk böceklerinin sesleri doldurmuştu. Ben oturmuş pencereye bakıyor, Zinayda'nın pencereyi açmasını bekliyordum. Gerçekten de açıldı. Zinayda göründü. Beyaz bir giysi vardı üzerinde. Kendisi de yüzü, omuzları, kolları da bembeyazdı uzun süre kıpırdamadan durdu öyle. Çatık kaşlarının altından sabit bakışlarla uzaklara baktı. Öyle baktığını hiç görmemiştim. Sonra parmaklarını birbirine kenetleyip kuvvetlice sıktı, sıktı. Dudaklarına ve alnına götürdü. Birden çözdü parmaklarını. Saçlarını kulaklarının arkasına attı, başını iki yana sallayarak saçlarını savurdu. Sonra bir karar vermiş gibi aşağı yukarı salladı başını, pencereyi kapadı. Üç gün sonra bahçede karşılaştım Zinayda'yla. Görmezlikten gelip yürümek istedim ama durdurdu beni. Önceleri olduğu gibi gene sevecen bir tavırla. Elinizi verin bana dedi. Uzun süredir hiç konuşmadık sizinle. Yüzüne baktım. Sakin, dingin bir ışıltı vardı gözlerinde sanki dumanların ardından gülüyordu yüzü. Hala hasta mısınız diye sordum. Hayır geçti artık dedi. Küçük kırmızı bir gül kopardı. Biraz yorgunum ama o da geçecek. Gene eskisi gibi mi olacaksınız diye sordum. Zinay da gülü yüzüne götürdü. Gülün yapraklarının parlaklığı onun yanaklarına yansıdı gibi geldi bana. Değiştim mi yani? diye sordu. Alçak sesle karşılık verdim. Evet, değiştiniz. Zinayda, biliyorum size karşı soğuktum diye başladı. Ama bunu önemsememeniz gerekirdi. Başka türlü davranamazdım. Neyse, bırakalım şimdi bunu. Elimde olmadan somurtkan bir tavırla yükselttim sesimi. Sizi sevmemi istemiyorsunuz Önemli olan bu işte. Hayır, sevin beni. Ama önce olduğu gibi değil. Peki nasıl? Dost olalım. Öyle işte. Zinayda elindeki gülü koklamam için burnuma yaklaştırdı. Beni dinleyin. Biliyorsunuz sizden çok büyüğüm. Teyzeniz olacak yaştayım. Doğrusu teyzeniz değilse ablanız olabilirim. Oysa siz... Sözünü kestim. Beni çocuk görüyorsunuz. Evet çocuk ama çok sevdiğim, sevimli, iyi, zeki bir çocuk. Bakın ne diyeceğim. Bugünden sonra sizi yanıma beyzadem olarak atıyorum. Unutmayın, beyzadeler hanımefendilerin yanından ayrılmamak zorundadırlar. Ceketimin iliğine gülü takarken ekledi. Bu da yeni görevinizin nişanı. Size ihsan ettiğimiz lütfun işareti. Daha önce başka bir lütuf ihsan etmiştiniz bana, diye mırıldandım. Zinayda yandan yüzüme bakarak, Ya, dedi, belleği de çok güçlüymüş. Öyle olsun, şimdi de hazırım aynısını. Ve bana doğru eğildi Zinayda. Alnıma temiz, sakin bir öpücük kondurdu. Bir şey söylemeden baktım yüzüne. Ama Zinayda başını öte yana çevirdi ve benimle gelin beyzadem, diyerek, evine doğru yürüdü. Arkasından yürüdüm. Bir türlü anlamıyordum. Şöyle düşünüyordum. Bu içten aklı başında kız tanıdığım zinayda mı acaba? Yürüyüşü bile daha sakinmiş gibi geliyordu bana. Tüm bedeni daha görkemli, zarifti. Aman tanrım, aşkım nasıl daha da güçlü alevlenmişti içimde? Yemekten sonra konuklar gene toplandılar. Zinayda yanlarına çıktı. Unutamadığım o ilk akşam olduğu gibi eksiksiz herkes oradaydı. Nirmatski bile vardı. Bu kez Maydanov herkesten önce gelmiş yeni şiirler getirmişti. Gene aynı oyunu oynamaya başladık. Ama şimdi daha önce olduğu gibi tuhaf muziplikler, aptallıklar, gürültü yoktu. Çingenelik kaybolup gitmişti. Zinayda topluluğumuza şimdi yeni bir hava getirmişti. Beyzade sıfatıyla ben yanında oturuyordum. Bu arada Zinayda oyunda cezaya çarptırılacak kişinin bir rüyasını anlatması önerisini getirmişti ama başarılı olmadı bu. Anlatılan rüyalar ya ilginç olmaktan uzaktı, Belevzorov rüyasında atına sazan balığı yedirdiğini, atının başınınsa odun olduğunu görmüştü. Ya da akıl almaz uydurma şeylerdi. Maydanov uzun bir şiirini okudu şiirde mezarlarda iskeletler, konuşan çiçekler ve uzaklardan gelen sesler vardı. Ama Zinayda şiiri bitirmesine izin vermedi. İş uydurmaya geldiyse herkes kesinlikle kendisinin uydurduğu bir şey anlatsın, dedi. Belevzorov yüksek sesle, ben bir şey uyduramam, dedi. Zinayda susturdu onu. Saçma, söz gelimi evlenmiş olduğunuzu düşünün Karınızla nasıl vakit geçireceğinizi anlatın bize. Bir yere gitmesini yasaklar mıydınız? Yasaklardım. Siz de evde onunla birlikte mi otururdunuz? Evet, kesinlikle ben de onunla birlikte otururdum. Çok güzel. Peki karınız bundan sıkılıp size ihanet etseydi? Öldürürdüm. Ya sizden kaçsaydı? Arar bulur, gene öldürürdüm. Peki Tutalım ki karınız benim. O zaman ne yapardınız? Belovzorov bir an sustuktan sonra Kendimi öldürürdüm dedi. Zinayda güldü. Anlaşılan sizin öykünüz kısa sürecek. Bir sonraki oyunda cezaya kalan Zinayda oldu. Bakışını tavana dikip düşünmeye başladı. Sonunda Dinleyin diye başladı. Bakın ne uydurdum. Görkemli bir saray getirin gözünüzün önüne. Nefis bir yaz gecesi, olağanüstü bir balo. Baloyu genç kralçe vermektedir. Her yerde altın, mermer, kristal, ipek, ışık, elmas, çiçek, hoş koku, işte bütün o şatafat vardır. Lushin sözünü kesti. Şatafatı seviyor musunuz? Şatafat güzeldir diye karşılık verdi Zinayda. Güzel olan her şeyi severim ben. Güzelden daha çok neyi seversiniz? Tuhaf bir soru bu. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Bırakın anlatayım. Evet, harika bir balo bu. Büyük bir kalabalık var. Herkes genç, güzel ve cesur. Hepsi kraliçeye çılgınca aşık. Malevski, konuklar arasında kadınlar yok mu? Yok. Ama durun, var. Hepsi de güzel mi? Çok güzeller. Ama erkeklerin hepsi kraliçeye aşık. Kraliçe uzun boylu, zarif bedendi. Siyah saçlarının üzerinde küçük bir altın taç var. Zinayde'ye baktım. O anda bizlerden öylesine yükseklerde göründü ki bana. Beyaz alnında da, kıpırtısız kaşlarında da öylesine aydınlık bir zeka ve iktidar esintisi vardı. Şöyle düşündüm: Sözünü ettiğin o kraliçe sensin. Zinayda devam ediyordum. Herkes kraliçenin çevresini almış. İltifatlar yağdırıyor ona. İltifattan hoşlanıyor mu? diye sordu Lüşin. Ne sıkıcı bir adamsınız. Durmadan kesiyorsunuz sözümü. İltifattan kim hoşlanmaz? Malevski söze karıştı. Son bir soru daha. Kraliçenin kocası var mı? Bunu düşünmedim bile. Yok, kocasına ne gerek var? Malevski öyle ya dedi kocasına ne gerek var? Fransızcası hiç de iyi olmayan Maydanov karıştı söze. Sessiz olun. Zinayda Mersi diye karşılık verdi. Evet, kraliçe kendisine edilen iltifatları dinliyor, müzik dinliyor ama konuklardan hiçbirine bakmıyor. Salonda yerden tavana kadar altı pencere var, altısı da yerden tavana kadar açık. Pencerelerden iri yıldızlarla dolu karanlık gökyüzü ve kocaman ağaçlarla dolu bahçe görünüyor. Kraliçe bahçeye bakıyor. Orada ağaçların arasında bir fıskiye var. Karanlıkta fıskiye upuzun bir hayalet gibi görünüyor. Kraliçe konuşmaların, müziğin arasından suyun sakin şırıltısını duyuyor. Bahçeye bakarken düşünüyor. Baylar, hepiniz soylu, zeki, zenginsiniz.'' Hepiniz kuşattınız çevremi. Ağzımdan çıkan her sözcüğe büyük önem veriyorsunuz. Hepiniz ayaklarımın dibinde ölmeye hazırsınız. Hepinize egemenim. Ama şurada, fıskiyenin yanında, şırıl şırıl akan suyun yakınında sevdiğim kişi, bana sahip olan kişi bekliyor beni. Ne zengin giysileri var ne değerli taşları. Kimse tanımıyor onu ama o beni bekliyor. Ona gideceğimden de kuşkusu yok. Evet, gideceğim ve ona gitmek, onun yanında kalmak, orada, bahçenin karanlığında, ağaçların hışırtısı altında, fıskenin şarıltısı altında onunla birlikte kaybolmak isteğimde hiçbir güç beni durduramayacak. Zinayda sustu. Malevski kurnaz bir tavırla sordu. Bunların hepsini uydurdunuz mu? Zinayda dönüp bakmadı bile ona birden düşün girdi araya. Baylar, biz balonun konukları arasında olsaydık ve o şanslı kişinin fıskiyenin yanında durduğunu öğrenseydik ne yapardık? Zinay da kesti onun sözünü. Durun durun, her birinizin ne yapacağını ben söyleyeceğim size. Belevzorov, siz düelloya çağırırdınız onu. Siz Maydanov, kısa bir yergi şiiri yazardınız. Yo, hayır, yergi şiiri yazmasını beceremezsiniz siz. Barbier gibi kafiyeli bir şiir yazardınız. Sonra götürüp telgraf dergisinde yayımlatırdınız. Siz ki, ona borç. Hayır hayır faizle para verirdiniz ona. Siz de doktor bir an sustu zinayda. İşte sizin ne yapacağınızı bilemiyorum. Lushin karşılık verdi. Bir saray doktoru olarak Kraliçe'ye konuklarla ilgilenmiyorsa balo vermemesini önerirdim. Haklı da olabilirsiniz ama siz Kont Malevski her zamanki soğuk gülümsemesiyle "Evet ben," dedi. "Siz Kraliçe'nin sevgilisine zehirli bir şeker verirdiniz." Malevski'nin yüzü biraz değişti. Bir an öfkeyle kaplandı ama hemen arkasından kahkahayla gülmeye başladı. Zinayda sürdürdü konuşmasını. Size gelince Voldemar. Ama neyse bu kadarı yeter. Hadi başka bir oyun oynayalım. Malevski alaylı bir tavırla söze karıştı. Kraliçenin beyzadesi olarak Monsieur Voldemar, kraliçe bahçeye koşarken arkasından yerlerde sürünen uzun eteğini tutardı. Doğrulacak oldum ama Zinayda hemen elini omzuma koydu ayağa kalkıp hafiften titreyen bir sesle. Küstahlaşma hakkını hiçbir zaman vermedim size, dedi. Rica ediyorum, hemen terk edin evimi. Kapıyı gösteriyordu Malevski'ye. Malevski'nin yüzü bembeyaz olmuştu. Bağışlayın ama prenses, dedi. Belevzorov, prenses haklı, diye yükseltti sesini. O da ayağa kalkmıştı. Malevski sürdürdü konuşmasını. İnanın öyle düşünebileceğinizi beklemiyordum. Öyle bir şey demek istememiştim. Sizi incitmek aklımın ucundan geçmemişti. Bağışlayın beni. Zinay da soğuk soğuk baktı ona. Gene soğuk soğuk gülümsedi. Kolunu adam sen de der gibi sallayarak. Kalın bari dedi. Mösyö Voldemar da ben de boşuna sinirlendik. Başkalarını iğnelemeyi çok seviyorsunuz. Neyse Malevski bir kez daha bağışlayın dedi. Zinayda'nın davranışını hatırlayınca bir kez daha şöyle düşündüm. Gerçek bir kraliçe bile küstah birine böyle büyük bir soylulukla kapıyı gösteremezdi. Bu küçük olaydan sonra oyun kısa sürdü. Herkes biraz rahatsız olmuştu ama bunun nedeni o olaydan çok tam anlaşılamayan başka ama ağır bir duyguydu. Hiç kimse söz etmiyordu bu duygudan. Ama herkes kendinde de yanında oturan kişide de hissediyordu bu duyguyu. Maydanov yazdığı şiirden okudu. Malevski abartılı bir heyecanla övdü onun şiirlerini. Lushin fısıldadı kulağıma. Şimdi nasıl iyi yürekli görünmeye çalışıyor? Çok geçmeden dağıldık. Zinayda'nın üzerine bir durgunluk çökmüştü. Yaşlı prenses uşağı yollayıp başının ağrıdığını bildirmiş, Nirmaski de romatizmalarından yakınmaya başlamıştı. Uzun süre uyuyamadım. Zinayda'nın öyküsü şaşırtmıştı beni. Kendi kendime soruyordum. Bir şey mi ima etmek istiyordu acaba? Peki ama kime? Neyi ima ediyordu? Ortada ima edilecek bir şey varsa nasıl anlayacağız bunu? Ateş gibi yanan bir yanağımdan ötekinin üzerine dönerken kendi kendime fısıldıyordum. Hayır, Hayır, olamaz. Ama öyküsünü anlatırken Zinayda'nın yüzündeki ifade geldi gözümün önüne. Naskuçnayı da Luşi'nin haykırışını, Zinayda'nın bana karşı davranışındaki ani değişikliği hatırlayınca kafam iyice karıştı. Kim o? Bu iki sözcük sanki karanlıkta tam karşıma dikilmişti. Başımın hemen üzerinde uğursuz kara bir bulut asılı duruyor gibiydi. O bulutun baskısını üzerimde hissediyor ve bir anda her şeyin darmadağın olmasını bekliyordum. Son zamanlarda çok şey alışmıştım. Zasekinalarda çok şey görmüştüm. Ailedeki düzensizlik, dibine kadar yanmış mumlar, kırık bıçaklar ve çatallar, asık yüzlü fatih, üstünde başında olmayan oda hizmetçileri, yaşlı prensesin tavırları. Bütün bu tuhaflıklar şaşırtmıyordu beni artık. Ama Zinay da şaşırtıyordu. Bir gün onun hakkında annem şöyle demişti. Bir türlü alışamadım ben bu avantürcüye. Oysa o avantürcü benim idolüm, tanrıçamdı. Bu benzetme içimi yakmıştı. Unutmak için başımı yastığa gömüyordum. Ondan nefret ediyordum ama Fıske'nin yanındaki o mutlu kişi olmak için nelere razı olmaz neler vermezdim. Kanım hızla akıyordu damarlarımda. Bahçe, fıskiye. Bahçeye gideceğim diye düşündüm. Evet, bahçeye gideceğim. Çabucak giyindim. Sessizce çıktım evden. Karanlık bir geceydi. Ağaçlar hafiften hışırdıyordu. Gökyüzünden yumuşak bir serinlik iniyordu. Sebze bahçesinden dereot kokusu geliyordu. Bahçenin bütün yollarında dolaştım, Sakin ayak sesim hem huzursuz ediyordu beni hem içimi rahatlatıyordu. Durdum, kulak kabartıp bekledim. Kalbim küt küt çarpıyordu. Sonunda çite yaklaşıp ince bir sıraya yaslandım. Ansızın ya da bana mı öyle gelmişti acaba? Birkaç adım ötemde bir kadın figürü belirdi. Başımı karanlığa diktim, soluğumu tuttum. Ne oluyordu? ayak sesimi duyuyordum yoksa gene kalbim mi çarpıyordu? Alçak sesle kim var orada diye sordum. Gene neydi bu? Tutulmaya çalışılan bir kahkaha mı ya da yaprakların hışırtısı mı yoksa tam kulağımın dibinde bir soluk mu? Dehşete kapılmıştım. Daha alçak sesle bir kez daha sordum. Kim var orada? Bir an dalgalandı hava. Gökyüzünde bir bölge ateş kırmızısı kesti, yıldızlar kaydı. Zinayda diye seslenmek istedim ama sesim dudaklarımda donup kaldı ve kimi zaman gece yarısında olduğu gibi derin bir sessizlik çöktü çevreme. Ağaçlar, çekirgeler bile susmuştu. Yalnızca bir pencerenin gıcırdayarak kapandığı duyuldu. Bir süre bekledim olduğum yerde, sonra odama, soğumuş yatağıma döndüm. Tuhaf bir heyecan vardı içimde. Sanki bir randevuya gitmiştim ama beklediğim gelmemişti. Bir başkasının mutluluğunun yanından geçmiştim. Ertesi gün Zinayda'yı uzaktan gördüm. Yaşlı prensesle kiralık bir arabaya binmişler, bir yere gidiyorlardı. Bu arada bana selam vermeye kerhen tenezzül eden Lüşin'i de, Malevski'yi de gördüm. Genç kont sırıtıp dostça konuşmaya başladı benimle. Zinayda'ya gelip gidenlerin arasında yalnızca o uğruyordu bizim eve. Annem de yalnızca ondan hoşlanıyordu. Ama babam yakınlık göstermiyordu ona. Hatta küçümser bir tavır takınıyordu. Malevski, ''Ah, Bay Beyzade'' diye başladı. ''Sizi gördüğüme çok sevindim. Harika kraliçeniz nasıl?'' Canlı güzel yüzü o anda iğrenç gelmişti bana. Yüzüme de öylesine alaycı bir küçümsemeyle bakıyordu ki Cevap bile vermedim ona. Hala kızgın mısınız diye devam etti. Ama kızmamalısınız. Size beyzade diyen ben değilim. Beyzadeler genellikle kraliçelerinin yanında olurlar. Ama izninizle söyleyeyim. Görevinizi gereğince yerine getirmiyorsunuz. Nasıl? Beyzadeler kraliçelerinin yanından bir an ayrılmamalıdır. Kraliçelerinin ne yaptığından her an haberdar olmalıdır sesini alçaltıp ekledi. Hatta gece gündüz izlemelidirler kraliçelerini. Siz ne demek istiyorsunuz? Ne demek mi istiyorum? Sanırım gayet açık ifade ettim. Gece ve gündüz. Gündüz neyse, aydınlıktır ortalık. Her yerde insanlar vardır. Ama gece her köşe başında bir bela bekler. Geceleri uyumamanızı, gözetlemenizi, var gücünüzle gözetlemenizi salık veririm size. Unutmayın, gece bahçede, fıskiyenin çevresinde nöbet tutmalısınız. Bu öğüdüm için gün gelecek bana teşekkür edeceksiniz. Malevski bir kahkaha atıp yürüdü. Sanırım bu söylediklerine özel bir anlam verdiği yoktu. Üstün bir göz boyayıcı olarak ün salmıştı ve maskeli balalarda kılıktan kılığa girmekteki yeteneği ve artık eliklerine dikişlemiş düzenbazlığıyla neredeyse gayri ihtiyari insanları şaşkına çevirirdi. Yalnızca kızdırmak istemişti beni o kadar ama ağzından çıkan her sözcük damarlarımda zehir gibi dolaşmaya başlamıştı. Tepem attı. Vay canına dedim kendi kendime. Bu çok güzel işte. Demek dünkü önsezimde yanılmamışım. Demek bir şey boşuna çekmemiş beni bahçeye göğsüme bir yumruk indirip yüksek sesle haykırdım. Olamaz. Oysa neyin olamayacağını kendim de bilmiyordum. Malevski bahçeye mi girdi yoksa diye düşündüm. Belki de boş boş dolaşıyordu orada. Yapar bunu, o kadar cesurdur. Ama başka birinin bizim bahçeye girmesi, bahçemizin çiti çok alçaktı, üzerinden kolaylıkla aşılırdı. Öyle kolay değil. Yakalarsam yakasını bırakmam kimseye benim karşıma çıkmasını tavsiye etmem. Herkese de, o hain kadına da. Gerçekten de hain demiştim ona. Neler yapabileceğimi, öcümü nasıl alacağımı gösteririm. Odama döndüm. Kısa bir süre önce satın aldığım İngiliz çakımı masanın gözünden aldım. Keskin yanını parmağımla yokladım. Kaşlarımı çatıp, böyle şeyleri yapmanın yabancısı değilmişim. Bunu ilk kez yapmıyormuşum gibi soğuk, dikkatli bir kararlılıkla çakıyı cebime koydum. Kalbim duracakmış gibi çarpıyordu. Gece geç saatlere kadar kaşlarımı çatıp dudaklarımı ısırıp durdum. Isınmış çakıyı cebimde avucumun içinde sıkarak odamın içinde çok korkunç bir şeye hazırlanıyor gibi aşağı yukarı dolaştım. Bu yeni, olağanüstü duygum beni öylesine oyalıyor, hatta neşelendiriyordu ki Zinayda bile pek az geliyordu aklıma. Durmadan hayal görüyordum. Genç çingeni Aleko, ''Nereye gidiyorsun yakışıklı delikanlı?'' diyordu. ''Yat yerine.'' Sonra ekliyordu. ''Üstün başın kan içinde. Ah ne yaptın sen?'' ''Hiçbir şey.'' Hain bir gülümsemeyle tekrar ediyordum. ''Hiçbir şey.'' Babam evde değildi. Bir zamandır sinirli bir sessizlik içinde olan annem, akşam yemeğinde benim bu anlaşılmaz tuhaf durumuma takıldı. Arpacı kumrusu gibi ne düşünüp duruyorsun öyle dedi. Uysal bir gülümsemeyle karşılık verdim. İçimden de şöyle geçiriyordum. Bir bilselerdi. Saat on biri vurdu. Odama çıktım. Ama soyunmadım. Saatin yarım olmasını bekliyordum. Sonunda saat yarımı da vurdu. Dişlerimin arasından vakit tamamdır diye mırıldandım Önümü ta yukarıya kadar ilikleyip, giysimin kollarını bile sıvamıştım, bahçeye çıktım. Bu suya yatacağım yeri önceden seçmiştim. Bahçenin sonunda, Zasekinaların bahçesiyle bizim bahçe arasındaki çitin bir duvarda bittiği yerde tek başına bir çam ağacı vardı. Bu çamın alt dallarından birinden, gecenin karanlığının elverdiği ölçüde, çevrede ne olup bittiğini görebilirdim. Çamın hemen altından her zaman gizemli bulduğum bir yol kıvrılarak geçiyordu. Yol yılan gibi çitin altından çıkıp çitten atlayanların ayak izleri vardı yolda. Sık akasyaların arasındaki yuvarlak kameriyeye gidiyordu. Çama kadar yürüdüm, gövdesine yaslandım, çevreyi kollamaya başladım. Gece bir önceki gece gibi sessiz, sakindi. Ama gökyüzünde şimdi daha az bulut vardı ve çalılar hatta uzun saplı çiçekler daha belirgin görünüyordu. İlk anlar zor, hatta korkunç geçti. Her şeye karar vermiştim. Yalnızca şunu düşünüyordum. Nasıl hareket etmem gerekiyordu? Nereye gidiyorsun? Dur, yoksa ölürsün diye mi bağırmalıydım? Yoksa karşısına çıkıp şaşırtmalı mıydım? Her ses, her hışırtı anlamlı, olan dışı geliyordu bana. Hazırlanıyordum. Öne doğru eğildim. Ama aradan yarım saat, bir saat geçti. Kanım sakinleşmeye, soğumaya başlamıştı. Bütün bunları boşuna yaptım. Hatta biraz komik olduğum. Malevski'nin benimle alay ettiği düşüncesi yavaş yavaş içime yerleşmeye başlamıştı. Yerimden ayrılıp bütün bahçeyi dolaştım. İnadınaymış gibi hiçbir yerde en küçük bir ses yoktu. Her şey uykuya dalmıştı. Bizim köpek bile bahçe kapısının dibinde kıvrılmış uyuyordu. Limonluğun yıkık duvarına çıktım. Karşımda uzak tarlalar uzanıyordu. Burada Zinayda ile karşılaşmamızı hatırladım, düşüncelere daldım. Birden irkildim. Açılan bir kapı gıcırtısı arkasından kırılan bir dal çatırtısı duyduğum gibi geldi bana. İki sıçrayışta indim yıkık duvarın üzerinden ve olduğum yerde dondum kaldım. Bahçede yürüyen birisinin çabuk, hafif ama dikkatli ayak sesleri açıkça duyuluyordu. Ayak sesleri giderek yaklaşıyordu. İşte o sonunda çıktı ortaya diye düşünüyordum. Elim titreyerek çakıyı cebimden çıkardım, elim titreyerek açtım. Gözlerimin önünde kırmızı kıvılcımlar uçuşuyordu. Korku ve öfkeden saçlarım dimdik olmuştu. Ayak sesi üzerime geliyordu. Öne doğru eğilip yaklaşmakta olan ayak sesine doğru yürüdüm. Bir adam gördüm. Aman tanrım! Babamdı. Siyah pardesüne iyice sarılmış, şapkasını yüzüne indirmiş olmasına karşın hemen tanımıştım onu. Parmaklarının ucuna basarak geçti yanımdan beni gizleyen bir şey olmamasına karşın fark etmemişti beni. Yalnız öylesine çömelmiş, sinmiştim ki neredeyse yere yapışmıştım sanki. Kıskanç, öldürmeye hazır Otello bir anda okul çocuğuna dönüşmüştü. Ansızın karşımda babamı görünce öylesine korkmuştum ki, ilk anda onun nereden gelip nereye kaybolduğunu bile anlayamamıştım. Ancak o uzaklaştıktan, çevreye gene sessizlik çöktükten sonra doğrulup şöyle düşündüm. Babamın gece vakti ne işi var bahçede? Korkudan çakımı otların arasına düşürmüştüm ama aramaya bile kalkışmadım onu. Kendimden çok utanıyordum. Birden kendime gelmiştim. Yine de eve dönerken mürver ağacının altındaki bankıma oturdum. Zinaida'nın yatak odasının penceresine bakmaya başladım. Gecenin gökyüzünün zayıf aydınlığının vurduğu pencerenin hafif kemerli camları bulanık mavi görünüyordu. Ama bu renk ansızın değişmeye başladı. Pencerenin açık seçik görüyordum bunu. Beyaz perdesi yavaşça indi ve öyle kaldı. Odama döndüğümde neredeyse elimde olmadan yüksek sesle kendi kendime konuşuyordum. Ne demek oluyor bu? Bir rüya mı, rastlantı mı yoksa o anda aklıma gelen olasılıklar öylesine yeni ve tuhaftı ki üzerlerinde düşünemiyordum bile. Sabah uyandığımda başım ağrıyordu. Dünkü heyecanım geçmişti. Onun yerini ağır bir şaşkınlık ve içinde bir şeyler ölmüş gibi büyük bir hüzün almıştı. Öyle ki o gün beni görünce Lushin şöyle demişti. Ne o öyle? Beyninin yarısı alınmış bir tavşan gibi bakıyorsunuz. Kahvaltıda belli etmeden bir babama bir anneme bakıyordum. Babam her zaman olduğu gibi son derece sakindi. Annemse gene her zaman olduğu gibi için için öfkeli. Babamın bazen yaptığı gibi benimle dostça konuşmasını bekliyordum. Oysa her günkü soğuk dokunuşuyla başımı bile okşamamıştı. Zinayda'ya her şeyi söylemeli miyim diye düşünüyordum. Ama ne fark eder ki aramızda her şey bitti artık. Kahvaltıdan sonra Zinayda'ya gittim. Ama hiçbir şey söylemedim ona. Hatta istediğim halde sohbet bile edemedim. Petersburg'da Soylular Askeri Lisesi'nde okuyan 12 yaşında oğlu, yaşlı prensese tatile gelmişti. Zinayda hemen görevlendirmişti beni. Evet, sevgili Valodya. İlk kez Valodya diyordu bana. İşte size bir arkadaş. Onun adı da Valodya. Lütfen sevin onu. Henüz içine kapanık bir çocuktur ama kalbi çok temizdir. Neskuçnayı gezdirin ona, birlikte dolaşın. Size teslim ediyorum onu. Anlaştık değil mi? Siz de çok iyisiniz. İki elini omuzlarıma koydu. Ben iyice bitmiştim. Bu çocuğun gelmesi beni de çocuk yapmıştı. Bir şey söylemeden bakıyordum askerlisi öğrencisini. O da bana bakıyordu. Zinayda bir kahkaha attı askerilisi öğrencisiyle beni tutup birbirimize yaklaştırdı. Kucaklaşın çocuklar. Kucaklaştık. Sordum askerilisi öğrencisine. İster misiniz bahçeye çıkalım? Lütfen efendim dedi. Sesi her askerilisi öğrencisininki gibi kısıktı. Zinayda bir kahkaha daha attı. O anda yüzünde beliren o harika renkleri daha önce hiç görmemiştim. Askerilisi öğrencisiyle çıktık. Bizim bahçede eski bir salıncak vardı. Salıncağın ince oturak tahtasına oturttum askerilisi öğrencisini ve sallamaya başladım. Kalın kumaştan geniş altın sırmalı yeni üniformasının içinde iplere sıkı sıkı yapışmış, kıpırdamadan oturuyordu. Yakanızı açsanıza dedim. Öksürerek karşılık verdi. Önemli değil, alışığım ben ablasına çok benziyordu. Özellikle gözleri. Onunla ilgilenmek hoşuma da gidiyordu. Ama bir yandan da yüreğimi sızlatan o keder derinden kemiriyordu kalbimi. Artık bir çocuğum ben diye düşünüyordum. Oysa daha dün... Dün gece çakımı düşürdüğüm yeri hatırladım. Arayıp buldum onu. Askeri lise öğrencisi istedi onu benden. Verdim. Bir dal kesip düdük yaptı, öttürmeye başladı. Sonra Otello'da çaldı düdüğü. Ama akşam üzeri Zinayda'yı bahçenin bir köşesinde bulup neden böyle üzgün olduğunu sorduğunda onun kollarında hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlayan da yine Otello'ydu. Göz yaşlarım seller gibi akıyordu. Öyle ki korkmuştu Zinayda. Israrla soruyordu bana. Neyiniz var? Neyiniz var Valoydu ya? Benim cevap vermediğimi, ağlamayı sürdürdüğümü görünce ıslak yanaklarımı öpmeye kalkıştı. Ama ben geri çekildim ve hıçkırıklar arasından mırıldandım. Biliyorum, her şeyi biliyorum. Neden oynadınız benimle? Aşkım neden gerekliydi size? Zinayda, size karşı suçluyum Valodya, dedi. Ellerini sıkarak ekledi. Ah, çok suçluyum. Çok kötüyüm ben. Bir günahkarım ama şu anda oynamıyorum sizinle. Seviyorum sizi. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Neden ve nasıl? Bu arada ne biliyorsunuz siz? Ne söyleyebilirdim ona? Karşımda duruyor, yüzüme bakıyordu. O bana öyle bakarken bütün varlığımla, baştan ayağa her şeyimle onundum. 15 dakika sonra askerilisi öğrencisi ve Zinayda'yla koşuşturuyordum. Ağlamıyordum artık. Şişmiş göz kapaklarımdan hala göz yeşi damlaları düşüyordu ama kahkahalarla gülüyordum. Kravat yerine Zinayda'nın kurdelesi vardı boynumda ve onu belinden yakaladığımda sevinçten çığlıklar atıyordum. Zinayda istediği her şeyi yapıyordu bana. O başarısız gece gezintimden sonraki bir hafta içinde neler yaşadığımı ayrıntılarıyla anlatmam istenirse büyük zorluk çekerim. Son derece tuhaf, aşırı heyecanlı günlerdi. En ters duyguların, düşüncelerin, kuşkuların, umutların, sevinçlerin ve acıların kasırga gibi birbirine karıştığı bir çeşit kaostu. İçime bakmaktan korkuyordum. 16 yaşında bir çocuk kendi içine bakmayı başarabilirse, ne olursa olsun bir konuda kendine hesap vermeye kalkışırsa dehşete düşer. Bir an önce akşam olsun istiyordum. Geceleri uyuyabiliyordum çünkü. Çocukluğun uçarılığı bana yardım ediyordu. Beni sevip sevmediklerini bilmek istemiyordum. Beni sevmediklerini kendime itiraf etmek de istemiyordum. Babamdan kaçıyordum ama Zinayda'dan kaçamıyordum. Onun yanında yanıyordum sanki. İçinde yandığım, eridiğim o ateşin ne olduğunu bilip de ne yapacaktım? Eriyip yanmaktan hoşlanıyordum, bu da yetiyordu bana. Tüm izlenimlerimden vazgeçmiştim. Kendi kendimi aldatıyor, hatıralarım arkamı dönüyor, ileride olacaklara dair ön sezilerime gözlerimi kapıyordum. Bu zafiyet tabii uzun sürmedi çatırdayan bir gök gürültüsü bir anda her şeyi bitirdi ve beni bambaşka yerlere attı. Bir gün oldukça uzun süre dolaştıktan sonra yemeğe geldiğimde yemeği yalnız yiyeceğimi, babamın arabaya binip bir yere gittiğini, annemin hasta olduğunu, yemek yemek istemediğini, yatak odasına kapandığını öğrenince şaşırdım. Ama uşakların yüzlerinden evde olağanüstü bir şeyler olduğunu anlamıştım. Onlara bir şey sormaya cesaret edemedim ama şiiri çok seven, çok güzel gitar çalan bizim genç garson Filip dostumdu. Ben de ona sordum. Babamla annemin çok kötü tartıştıklarını söyledi. O da hizmetçilerin odasından her söyledikleri duyulmuş. Daha çok Fransızca konuşuyorlarmış. O da hizmetçisi Maşa uzun süre Paris'te kaldığı için bütün konuştuklarını anlamış. Annem ona ihanet ettiği komşunun kızıyla yakınlaştığı için babama çıkışıyormuş. Babam önce inkar etmiş, sonra da bağırmaya başlamış. Yaşıyla ilgili kaba bir takım sözler söylemiş anneme. Bunun üzerine ağlamaya başlamış annem. Yaşlı prensese verilen bir borçtan söz etmiş ve yaşlı prenses ve kızıyla ilgili çok kötü şeyler söylemiş. Onun üzerine babam tehdit etmiş annemi. Philip, her şeyin nedeni imzasız bir mektup diye ekledi. Kimin yazdığı belli değil. Olayın buraya varmasına hiç de gerek yoktu. Elim ayağım buz kesmişti. Göğsümün derinliklerinde bir sarsıntı var gibiydi. Güçlükle bir şeyler mi vardı cidden diye sorabildim. Philip kurnazca göz kırptı. Vardı dedi. Bu işleri gizleyemezsin. Ne olsa babanız dikkatli olmalıydı. Söz gelimi bir araba kiralamaya falan kalksa yanında bir tanık bulundurmalıydı. Filip'i yolladım. Yata attım kendimi. Ağlamıyordum. Umutsuzluğa da kapılmamıştım. Bütün bunların ne zaman ve nasıl olduğunu kendime sormuyor, bunca zamandır nasıl olup da bir şeyden kuşkulanmadığıma şaşmıyordum. Hatta babama da kızmıyordum. Öğrendiğim şey dayanma gücümü aşıyordu. Bu alay ezmişti beni. Her şey bitmişti. Bütün çiçeklerimi birden yolup atmışlardı. Koparılmış, çiğnenmiş halde yerlerde sürünüyorlardı. Ertesi gün annem kente taşınacağını söyledi. Sabahleyin babam onun yatak odasına girdi, uzun süre yalnız kaldı onunla. Babamın anneme orada ne dediğini hiç kimse duymadı ama artık ağlamıyordu annem. Sakinleşmişti. Odasına yemek getirmelerini söyledi ama odasından çıkmadı. Kente gitme kararını da değiştirmedi. Hatırlıyorum, bütün gün dolaştım durdum ama bahçeye hiç uğramadım. Ek binaya da başımı çevirip bir kez bakmadım. Akşamsa çok ilginç bir olaya tanık oldum. Babam Kont Malevski'nin koluna girmiş, onu salondan antreye doğru yolcu ederken bir uşağın yanında ona soğuk bir tavırla şöyle diyordu. Bundan birkaç gün önce sizi bir evden kapı dışarı etmişler. Şimdi sizden bir açıklama talep etmeyeceğim. Ancak izninizle şunu söyleyeceğim. Bir daha evime gelirseniz pencereden aşağı atacağım sizi. El yazınızdan hoşlanmadım. Kont öne eğilerek selam verdi. Dişlerini sıktı, ezilip büzüldü ve gözden kayboldu. Kenti bir evimizin olduğu Arbart sokağına taşınma hazırlıkları başlamıştı. Sanırım babam da artık yazlıkta kalmak istemiyordu. Ama konuyu uzatmamaya annemi razı etmişe benziyordu. Her şey sessiz, sakin, acele etmeden yapılıyordu. Annem yaşlı prensese adam yollayıp selamlarını bile iletmiş. Hastalığı nedeniyle gidinceye kadar kendisiyle görüşemeyeceği için üzüntülerini bildirmişti. Ben sersem sersem dolaşıyordum ortalarda. Yalnızca tek isteğim vardı. Bir an önce her şeyin bitmesi. Bir düşünceyi atamıyordum kafamdan. Genç bir kız olarak üstelik küçük prensesti de zinayda en azından söz gelimi Belozorov'la evlenebilecekken babamın evli bir erkek olduğunu bile bile nasıl böyle bir şey yapabilmişti? ne gibi bir beklentisi vardı? Tüm geleceğini berbat etmekten nasıl korkmamıştı? Evet diye düşünüyordum. Aşk bu işte. Tutku bu. Bağlılık bu. Ve Lucy'nin söylediklerini hatırlıyordum. Başkaları için kendini feda etmek haz verir insana. Bir ara yaşlı prensesin kiraladığı evin pencerelerinden birinde soluk bir şey görür gibi oldum. Zinayda'nın yüzü olmasın bu diye düşündüm. Tıpkı onun yüzüydü çünkü. Dayanamadım. Son bir kez onunla vedalaşmadan ayrılamazdım. Uygun bir zamanı kolladım. Yakalayınca gittim. Yaşlı prenses konuk salonunda her zamanki tatsız ilgisizliğiyle karşıladı beni. Tütünü iki burun deliğine birden doldururken, ''Ne o anam babam, sizinkiler neden böyle erken ayaklandılar?'' diye sordu. Ona baktım, içim fena oldu. Filip'ten duyduğum borç sözcüğü acı veriyordu bana. Yaşlı prensesin bir şeyden kuşkulandığı yoktu. Hiç değilse o zaman bana öyle geliyordu. Bitişik odanın kapısında Zinayda göründü. Üzerinde siyah bir giysi vardı, yüzü soluk, saçları dağınıktı. Sessizce elimden tutup odasına götürdü beni. Sesinizi duydum, hemen geldim diye başladı. Demek bizi bırakıp gitmek sizin için o kadar kolaymış. Kötü çocuk. Sizinle vedalaşmaya geldim prenses dedim. Belki de bir daha görüşemeyeceğiz. Duymuş olmalısınız. Gidiyoruz. Zinayda uzun uzun baktı yüzüme. Evet duydum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Sizi bir daha göremeyeceğimi sanıyordum. Kötü anmayın beni. Biraz acı çektirdim size. Ama gene de sandığınız gibi biri değilim. Öte yana dönüp pencereye yaslandı. Gerçekten öyle biri değilim dedi. Biliyorum, kötü olduğumu düşünüyorsunuz. Ben mi? Evet, siz, siz. Çok üzgün. Ben mi? diye tekrarladım. Daha önce olduğu gibi karşı konulmaz, söz anlatılmaz bir duygullukla ürpermiş yüreğim. Ben ha Şuna inanın ki Zinayda Aleksandrovna, ne yapmış olursanız olun, bana ne kadar acı çektirmiş olursanız olun, sizi ömrümün sonuna kadar sevecek, size tapacağım. Birden bana döndü. Kollarını alabildiğini açıp başımı kollarının arasına aldı, sıktı ve heyecanla öptü beni. O uzun veda öpücüğünün neyi aradığını Tanrı bilir. Ama ben hazdını doya doya tatmıştım. Bir kez daha tekrarlanmayacağını da biliyordum. Elveda. Elveda dedim. Koparcasına bıraktı beni. Odadan çıkıp gitti. Ben de çıktım. O andaki duygularımı anlatamam. Bir kez daha tekrarlanmalarını da istemem. Ama o duyguyu hiç tatmamış olsaydım kendimi mutsuz da sayardım. Kente taşındık. Uzun süre toparlayamadım kendimi. Geçmişi unutamadım. Derslerime çalışamadım. Yaram yavaş yavaş iyileşti. Babama karşı da özel bir kırgınlığım yoktu. Tersine, sanki daha da büyümüştü gözümde. Varsın bu çelişkiyi psikologlar bildikleri gibi yorumlasınlar. Bir gün bulvarda yürüyordum. Lucien'le karşılaşınca çok sevindim. Dürüstlüğü, içtenliği yüzünden severdim onu. Ayrıca içimde uyandırdığı anılar yüzünden de değerliydi. Koşup sarıldım ona. Kaşlarını çatıp, ''Vay!'' dedi. ''Siz ha, genç adam, durun size bir bakayım. Fena görünmüyorsunuz. Yüzünüz hala biraz soluk ama gözlerinizdeki o sünepelik gitmiş. Fino gibi değil, adam gibi görünüyorsunuz artık. Bu çok güzel. E neler yapıyorsunuz? Derslerinize çalışıyor musunuz bakalım?'' Derinden bir soluk aldım. Yalan söylemek istemiyordum ama doğruyu söylemeye de utanıyordum. Lushin devam etti. Neyse önemli değil, çekinmenize gerek yok. Önemli olan olağan bir yaşam sürmek, heyecanlara, tutkulara kapılmamaktır. Neye yararlar ki zaten? Dalgalar nereye götürürse götürsün sizi, hepsi kötüdür. İnsan bir kayanın üzerinde bile olsa kendi ayaklarının üzerinde olmalıdır. Bakın, öksürüyorum ben. Belovzorovsa, duydunuz mu? Duymadım, ne oldu? Kimseye bir şey söylemeden ortadan kayboldu. Kafkasya'ya gittiğini söylüyorlar. Bu ders olsun size genç adam. Bütün bunlar zamanında ayrılmayı, ipleri koparmayı bilmemekten oluyor. Bakın, siz gayet güzel kurtarmışsınız kendinizi. Dikkat edin, bir daha kapılmayın. Hoşça kalın kapılmam diye geçirdim içimden. Bir daha görmeyeceğim onu. Ama kaderde bir kez daha karşılaşmak varmış Zinayda'yla. Babam her gün atla dolaşmaya çıkıyordu. İnce uzun boyunlu, uzun bacaklı, yorulmak bilmez, güzel, hırçın, kızıl kestane benekli bir İngiliz atı vardı. Elektrikti adı. Babamdan başka kimse binemezdi ona. Babam bir gün uzun zamandır görmediğim kadar keyifli bir halde yanıma geldi. Atla dolaşmaya çıkacaktı. Mahmuzlu çizmelerini giymişti. Beni de yanına alması için yalvarmaya başladım ona. Babam, iyisi mi seninle birdir bir oynayalım dedi. Yoksa senin o düldülle bana yetişemezsin. Yetişirim, ben de Mahmuz takarım. Hadi bakalım öyleyse. Yola çıktık. Bacakları çok güçlü, oldukça diri, simsiyah tüylü, küçük bir atım vardı. Evet, elektrik tırıs giderken onun dört nala kalkması gerekiyordu ama gene de babamdan geri kalmıyordum. Babam kadar iyi ata binen birini görmedim. Atın üzerinde öylesine rahattı ki, gören atın da bunu hissettiğini, bundan keyif aldığını düşünürdü. Kentin bütün bulvarlarından geçtik. Deviçe düzlüğüne gittik birkaç çitin üzerinden atladık. Atlarken önce korkmuştum ama babam korkaklardan hoşlanmazdı. Bu yüzden korkmamaya çalışmıştım. Moskova nehrini iki kez karşıdan karşıya geçtik. Artık eve döneceğimizi sanıyordum. Çünkü babam atımın yorulduğunu söylemişti. Ama birden atının başını öte yana, kırım geçidine doğru çevirdi. Kıyı boyunca dört nala gitmeye başladı. Ben de peşine düştüm. Eski yüksek bir tomruk yanının yanından geçerken babam birden elektriğin üzerinden yere atladı. Bana da atımdan inmemi söyledi. Atının dizginini bana verdi. Onu orada tomruk yanının yanında beklememi söyledi ve dar bir sokağa sapıp gözden kayboldu. İki atın dizgini elimde durmadan başını çekiştiren, sallayan, burnundan sesli sesli soluyan, kişniyen, bir an durduğumdaysa ayağını yere vurmaya başlayan, kişneyerek benim düldülü boynundan ısırmaya kalkışan, yani şımarık bir saf kanat gibi davranan elektriğe söylenerek, kıyı boyunca aşağı yukarı yürüyordum. Babam bir türlü gelmiyordu. Nehirden hiç hoş olmayan rutubetli bir rüzgar esiyordu. Yağmur çiselemeye başlamış, yakınında dolaştığım ve fena halde sinirime dokunan boz tomrukların üzerinde küçük siyah lekeler oluşturuyordu canım sıkılmaya başlamıştı. Ama babam hala görünürlerde yoktu. Gene tepeden tırnağa boz giysili, başında saksıya andıran yuvarlak bir şapka, elinde baltalı bir kargıyla, Estonyalı bir tür nöbetçi. Bir nöbetçinin Moskova nehri kıyısında ne işi olabilirdi? Yanıma geldi, yaşlı buruş buruş yüzünü bana doğrultup sordu. Atlarla ne yapıyorsunuz burada küçük bey?'' Verin ben tutayım hayvanları. Cevap vermedim ona. Tütün istedi benden. Ondan kurtulmak için ayrıca sabırsızlanmıştım da. Babamın gittiği yöne doğru birkaç adım attım. Sonra dar sokağın sonuna kadar yürüdüm. Köşeyi dönüp durdum. Sokakta kırk adım ötemde küçük ahşap bir evin açık penceresinin önünde sırtı bana dönük babam duruyordu. Göğsünü pencerenin pervazına dayamıştı. Pencerenin yarıya kadar inik perdesinin arkasında ise siyah giysili bir kadın oturmuş babamla konuşuyordu. Zinaydaydı bu. Donup kalmıştım. Ne yalan söyleyeyim bunu hiç beklemiyordum. İlk aklıma gelen oradan hemen uzaklaşmak oldu. Babam dönüp bakarsa felaket olur diye düşündüm. Ama tuhaf bir duygu. Meraktan, korkudan, hatta kıskançlıktan bile güçlü bir duygu dolmuştu içime. Onları izlemeye başladım. Konuştuklarında duymaya çalışıyordum. Babam bir şey için ısrar eder gibiydi. Zinayda ise kabul etmiyordu. Zinayda'nın yüzünü bugünmüş gibi hatırlıyorum. Kederli, ciddi, güzeldi yüzü. Anlatılmaz bir hüzün, sevgi ve bir tür umutsuzluk vardı yüzünde. Anlatacak başka sözcük bulamıyorum. Hep tek sözcükle karşılık veriyordu babama bakışını önünden kaldırmıyor, yalnızca uysal, ısrarcı bir tavırla gülümsüyordu. Bir tek bu gülümsemede benim eski zinaydamı tanımıştım. Babam omuzlarını kaldırdı, şapkasını düzeltti. Bu onun artık sabırsızlanmaya başladığını gösterirdi. Sonra şöyle dediğini duydum. Ayrılmalısınız o... Zinayda doğruldu, elini uzattı. Ansızın inanılmaz bir şeye tanık oldum. Babam redingotunun eteğinin tozunu temizlemekte kullandığı kamçısını birden kaldırdı ve kendisine uzanmış, dirseğine kadar çıplak o kolda keskin bir şaklama duyuldu. Çığlık atmamak için zor tuttum kendimi. Zinayda irkildi. Bir şey söylemeden babama baktı ve kolunu dudaklarına götürüp kamçının kıpkırmızı yaptığı yeri öptü. Babam kırbacını fırlatıp attı. Merdiveni koşarak çıkıp eve daldı. Zinayda döndü. Kollarını öne uzatıp, başını geri atıp pencereden uzaklaştı. Korkudan kalbim duracak gibiydi. İçimde şaşkınlığın verdiği bir dehşetle dönüp koşmaya başladım. Dar sokağa geçtikten sonra, bu arada az kalsın elektriği kaçırıyordum, nehrin kıyısına döndüm. Hiçbir şey anlayamıyordum soğukkanlı bir insan olan babamın bazen çok hiddetlendiğini bilirdim. Ama gene de bu gördüğümü anlayamıyordum. Ama o anda bile tanık olduğum olayı da, Zinayda'nın bakışıyla gülümsemesini de ömrümün sonuna kadar unutamayacağımı hissediyordum. Zinayda'nın gülümsemesi, yüzü her zaman gözümün önündeydi zaten. Ama o anda gördüğüm bu yeni Zinayda, bir daha çıkmamak üzere kazınmıştı belleğime. Dalmış nehre bakıyordum. Birden arkamda babamın sesini duydum. "Neyin var senin, ver atımı." Mekanik bir hareketle ona dizginlerini uzattım. Elektriğin üzerine atladı. Hulan'ın at birden şaha kalktı. Bir sıçrayışta üç metre öteye fırladı. Ama hemen tuttu onu babam. Mahmuzlarını böğrüne bastırıp boynuna bir yumruk indirdi. "Eh, kamçım da yok." diye söylendi. O kamçının biraz önceki ıslığını hatırlayınca ürperdim. Bir süre sonra sordum babama. Nerede kaybettin kamçını? Babam cevap vermedi. Atını önden dört nala kaldırdı. Peşinden gidip yakaladım onu. O anda yüzünü görmeyi çok istiyordum. Dişlerinin arasından sordu bana. Ben yokken canın sıkıldı mı? Biraz tekrar sordum. Kamçını nerede kaybettin baba? Çabucak şöyle bir baktı yüzüme düşürdüm dedi attım düşünceye dalıp başını öne eğdi ve o anda ilk ve neredeyse son kez onun sert yüz çizgilerinin bile nedenli şefkatli, merhametli olabileceğini gördüm tekrar dört nala kaldırdı atını artık yetişemedim arkasından ondan 15 dakika sonra vardım eve gece Üzerinde artık defterler, kitaplar görünmeye başlamış çalışma masamda otururken kendi kendime konuşuyordum. İşte aşk bu, tutku bu. Sanırım öfkelenmemek, nasıl olursa olsun yediğin her darbeyi sineye çekmek. En sevilen elden gelse bile. Demek ki seviyorsan katlanırsın. Oysa ben, oysa ben ne sanıyordum? Son bir ayda hayli büyümüştüm. Aşkım bütün o heyecanlarıyla, acılarıyla çok küçük, çocukça, anlamsız geliyordu bana şimdi. Yarı karanlığın içinde boşuna seçmeye çalıştığım güzel ama onu anlayamadığım, tanıyamadığım için beni korkutan öfkeli bir yüzün yanında bütün önemini yitirmişti. O gece acayip korkunç bir düş gördüm. Sözde alçak tavanlı karanlık bir odaya giriyordum. Babam elinde kamçısıyla o adadaydı, ayaklarını yere vuruyordu. Zinayda bir köşeye sinmişti ve kolunda değil, alnında kırmızı bir kamça izi vardı. İkisinin arkasındaysa yüzü gözü kan içinde Belovzorov dikiliyor. Beyaz dişlerini göstererek babamı öfkeyle tehdit ediyordu. İki ay sonra üniversiteye girdim. Bir buçuk yıl sonra da Ailece yeni taşındığımız Petersburg'da babam kalpten öldü. Ölmeden birkaç gün önce Moskova'dan onu çok heyecanlandıran bir mektup almıştı. Bir şey için izin istemeye anneme gitmiş, anlattıklarına göre annemin yanında ağlamış bile. Hem de o benim babam. Öldüğü günün sabahı Fransızca bir mektup yazmaya başlamış bana. Oğlum diye yazıyordu. Kadınların sevgisinden kork bu mutluluktan, bu zehirden kork. Babamın ölümünden sonra annem hayli büyük bir miktar para yollamış Moskova'ya. Aradan dört yıl geçti. Üniversiteyi yeni bitirmiştim. Nereden başlayacağımı, hangi kapıyı çalacağımı henüz pek kestiremiyordum. İşsiz güçsüz dolaşıyordum. Güzel bir akşam tiyatroda Maydanov'la karşılaştım. Evlenmiş, memuriyete girmişti. Ama herhangi bir değişiklik görmedim onda. Gene öyle gereksiz yere heyecanlanıyor, birden umutsuzluğa kapılıyordu. Biliyor musunuz? dedi. Bayan Doskaya burada. Hangi bayan Doskaya? Unuttunuz mu yoksa? Siz dahil hepimizin aşık olduğu sabık küçük prenses Zasekina. Neskuçna'yı yakınlarındaki yalnızlığınızı hatırlasanıza. Doskaya ile mi evlenmiş? Evet, şu anda burada, tiyatroda ha? Hayır, Petersburg'da. Birkaç günlüğüne gelmiş, yurt dışına gitmeye hazırlanıyor. Kocası kimin nesiymiş diye sordum. İyi biri, zengin de. Moskova'da mesai arkadaşımdı. Anlarsınız ya, o olaydan sonra... Her şeyi çok iyi biliyor olmalısınız tabii. Maydanov anlamlı anlamlı gülümsedi. Zengin koca bulması kolay olmadı. Başına işler geldi. Ama o, zekasıyla beceremeyeceği şey yoktur. Gidip ziyaret edin onu. Sizi gördüğüne çok sevinir. Daha da güzelleşmişim. hem. Maydanov, Zinaydan'ın adresini verdi bana. Demut otelinde kalıyordu. Anılar canlanmıştı içimde. Ertesi gün sabık sevgilimi ziyarete gideceğime kendime söz verdim. Ama araya bazı işlerim girdi. Bir hafta, bir hafta daha geçti aradan. Sonunda. Demus oteline gidip bayan Doskaya'yı sorduğumda dört gün önce doğumda hiç beklenmedik biçimde bir anda öldüğünü öğrendim. Yüreğime bir şey batmıştı sanki. Onu görebilecekken göremediğim, bir daha hiç göremeyeceğim düşüncesi karşı konulmaz bir pişmanlıkla dolmuştu içime. Otelin kapısındaki görevlinin yüzüne ne dediğini anlamamış gibi bakarak öldü ha dedim ve sessizce çıktım sokağa. Nereye gideceğimi bilmeden yürüdüm. Geçmiş bir anda su yüzüne çıkıp karşıma dikilmişti. Sonuç böyle olmuştu işte. O genç, heyecanlı, ışıl ışıl yaşam bu sona doğru koşmuştu. Bunu düşünüyordum. Benim için çok değerli o yüzü, o gözleri, bukle bukle saçları, ıslak, karanlık toprağın altında daracık bir tabutun içinde. Henüz yaşayan benden uzakta ama Babamın belki de birkaç adım yanında hayal ediyordum. Bütün bunları düşünüp hayal gücümü zorlarken bir yandan da ölüm haberini kayıtsız bir ağızdan duydum. Haberi ben de kayıtsız dinledim. Düşüncesi içimde yankılanıyordu. Ah gençlik! Hiçbir şeyi umursamazsın. Evrenin tüm hazinelerine sahipsin sanki. Hüzün bile avutur seni, keder bile yakışır sana kendine güvenin ve pervasızlığın sonsuzdur. Şöyle dersin. Yalnız ben varım. Bakın. Oysa günlerin iz bırakmadan çabucak, sen bir şey anlamadan geçer, yok olur. Güneş de mum gibi erir, kar gibi. Ama senin güzelliğinin bütün sırrı belki her şeyi yapabilmekte de değil de her şeyi yapabileceğini düşünmekte belki başka alanlarda kullanamadığın gücünü rüzgara savurmakta, belki her birimizin kendini cidden savurgan saymasında. Kendin de cidden zamanımı boşa harcamasaydım neler neler yapardım deme hakkını görmesinde gizlidir. İşte ben de şimdi ilk aşkımın hayalini neredeyse tek bir kederli solukta içim sızlayarak yolcu ederken neler umuyordum, neler bekliyordum, ne ışıl ışıl bir yaşam hayal ediyordum. Peki hayallerimden hangileri gerçekleşti? Şimdi yaşamın akşam karanlığı çökmek üzereyken, öylesine çabuk geçen o ilk ilkbahar sabahının fırtınasının anısından daha değerli, daha taze ne kaldı içimde? Ama boşuna haksızlık ediyorum kendimi. O zaman da o havai gençlik günlerimde de beni çağıran o hüzünlü sese, Mezardan bana kadar ulaşan o vakur sese kulaklarımı tıkayamıyordum. Hatırlıyorum, Zinayda'nın öldüğünü öğrenişimden birkaç gün sonra, olağan dışı karşı koyamadığım bir dürtünün etkisiyle yakınımızda bir evde yaşayan çok yoksul yaşlı bir kadının cenazesinde bulundum. Paçavralar serili sert tahtaların üzerinde başının altında bir torba çok zor ve kötü bir biçimde can vermişti hayatı günlük gereksinimlerini karşılama uğraşı içinde ağır koşullar altında geçmişti. Neşe nedir bilmemiş, mutluluğun tadına bakamamıştı. Öleceğine, özgürlüğe, huzura kavuşacağına belki sevinebilirdi bile. Ancak onun artık tükenmiş bedeni ölüme direnirken, buz gibi olmuş elinin altında göğsü acıyla inip kalkarken, son gücü de tükenirken yaşlı kadın durmadan haç çıkararak şöyle mırıldanıyordu. Tanrım, affet bütün günahlarımı. Bilincinin son kıvılcımı ile birlikte gözlerindeki ölümün korkusu, dehşeti de kayboldu. Hatırlıyorum, o yoksul yaşlı kadının ölüm döşeğinin başında Zinayda'yı hatırlayınca dehşete kapılmıştım. Onun için, babam için, kendim için dua etmek gelmişti içimden. Son seslendiren Vasfiye Sarıkaya